Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün hakikaten omuz dirsek cerrahisinin 25. yıl anısına çok özel bir toplantı yapıyoruz. Toplantımızda bütün eski başkanlarımız kendilerine verilen konuları değerlendirecekler. Bu bir sohbet toplantısı olacak tabii. Ama gerçekten ustalar bizim için buradalar ve onlardan omuz dirsek cerrahisinin her konusunda neler düşündüklerini, geçmişten bugüne nasıl gelindiğini öğreneceğiz. Evet, 1993'te kurulan, daha sonra 97'de birleşen ve bununla beraber 25. yılına geldiğimiz omuz dirsek cerrahisi hakikaten çok büyük bir gelişim gösterdi. Uluslararası arenada da hakikaten çok önemli misyonu var ve buna bağlı olarak Avrupa Omuz Dirsek Cerrahisi Derneği Başkanlığı'nı yapan Sayın Mehmet Demirhan'a da buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten bizim için son derece onur verici bir görevdi. Ve birçok arkadaşımız yurt dışında Avrupa Omuz Dirsek Cerrahisi Derneği'nde görevler almakta, traveling fellowship'lere katılmaktalar ve hakikaten Omuz Dirsek Cerrahisi Derneği aktif olarak geçmişten bugünümüze kadar aktif bir şekilde ilerleyerek gelmekte. Ben bütün katılımcı başkanlara teşekkür ediyorum. Ve Isaac Newton'ın bu sözü çok önemli. If I have seen further than others, it is by standing up on the shoulders of giants. Hakikaten eğer ileriyi daha iyi görebiliyorsak, gerçekten ustaların omzunda yükselerek görebiliyoruz. Ben bütün eski başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve şimdi ilk konuşmasını yapmak üzere Sayın Yılmaz Akın'ı davet edeceğim. Kendisi omuz dirsek cerrahisinin eskiden bugüne kadar gelişimini, anılarını bizimle paylaşacak. Şimdiden kendisine teşekkür ediyorum. Buyurun Yılmaz Hocam. Değerli meslektaşlarım, kardeşlerim. Çok sıkıntılı geçirdiğimiz 2020 yılının şu son günlerinde bizleri bir araya getirerek bu bilimsel sohbet toplantısını organize eden derneğimizin başkanına, yönetim kuruluna ve katkıda bulunan tüm meslektaşlarımıza, kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu toplantımızda benim konum derneğimizin kuruluşu ve nereden nereye geldiğimiz. Bu konuyu 2019 yılında çıkması planlanan derneğimizin 25. yıl kitabında detaylı anlatmıştım. Şimdi satır başlıkları ile bir özet takdim etmeye çalışacağım. Kabataş Erkek Lisesi'nde edebiyat hocamız olan değerli şair Behçet Necati Gil, son dönemlerinde yazdığı bazı şiirler için "Çünkü asıl şiirler bekler bazı yaşları" der. Değerli meslektaşlarımla birlikte kurduğumuz Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği de bazı yaşları ve olayları bekledi. Benim 1993 yılında ortopedi kliniği başkanı olmamı, meslektaşlarım Doktor Mehmet Demirhan'ın ortopedi uzmanı olup kliniğimiz kadrosuna dahil olmasını, Doktor Şenol Akman ile Sercan Akpınar'ın omuz ve dirsek cerrahisi konularındaki test çalışmaları ile kliniğimizdeki çekirdek kadronun çalışmaları ile bekledik biz de. Bu çekirdek kadro oluşunca derneğimizi kurma çalışmalarına başladık. Önce kliniğimizde ben uzman olmuş İstanbul ve civarındaki kliniklerde, hastanelerde çalışan meslektaşlarımızı aradık. Sonra Bursa, Edirne ve diğer yakın illerin ortopedi ve klinikleriyle temasa geçip
omuz ve dirsek cerrahisiyle ilgili çalışmalar yapmış veya yapmak isteyen meslektaşlarımızla görüşmeler yaptık. Derneğimize katılmak isteyenleri tespit ettik. Doktor Mustafa Caniklioğlu, Doktor Okan Yalaman, Doktor Halit Pınar, Doktor Hilmi Çetin Aydıner, Doktor Kenan Sarıdoğan, Doktor Ömer Faruk Bilgen hemen yanımızda olan isimlerdi. Bu kuruluş günlerinde bize desteklerini esirgemeyen gerek kurucu üyelere, gerekse diğer tüm üyelere teşekkürü borçluyum. Bu meslektaşlarımız ve çekirdek kadro ile birlikte çeşitli toplantılar yaptık. Bu toplantılarda nasıl bir dernek kurmamız gerektiğini tartıştık. Bir tarafta Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği'ni 1970 yılında kurarak Türk Ortopedi ve Travmatoloji ailesini bir çatı altında toplamış, ülkemizde bu alanda çok büyük hizmetler vermiş ve vermekte olan örnek ve önder olmuş hocamız Rıdvan Ege hocamız var. Bu büyük hocamız Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği'ni top bir çatısı altında kurmamızı arzu ediyordu. Hocamıza saygımız büyük. Ancak bir durum daha vardı. Türkiye'de ortopedi ve travmatolojinin kurucusu Ortprof Doktor Akif Şakar'ın arkadaşlarıyla birlikte 1939 yılında kurduğu Türkiye'nin ilk ortopedi ve travmatoloji derneği TOTDER var. Bu derneği de değerli hocalarımız uzun yıllardan beri çalışmalarıyla o günlere kadar getirmiş. O yıllarda ise rahmetli Profesör Doktor Alp Göksan hocamız ve Doktor Fahri Seyhan hocamız ve genç meslektaşlarımız büyük bir gayret ile devam ettirmeye çalışıyorlar. Bu iki kadim derneğin birisinin çatısı altına girsek diğeri ne düşünür, ne der diye değerlendirdik ve Türkiye'nin tüm ortopedistlerine açık her iki derneğin de bir dalı gibi devam etmenin büyük doğru bir davranış olduğu kararına vardık. Kuruluş aşamamız 20 Nisan 1993 tarihinde tamamlandı. Ve 30 Nisan'da faaliyetlere başladık. Ancak resmi kurallara uygun ilk toplantımızı 22 Haziran 1993 tarihinde yaptık. Bu toplantıda başkanlığa Doktor Yılmaz Akalın, başkan yardımcılığına Mustafa Caniklioğlu, genel sekreterliğe değişmez işin Doktor Mehmet Demirhan, muhasipliğe Doktor Şenel Akman, üyeliğe de Doktor Okan Yalaman'ın seçilmesine karar verildi. 20 Ocak 1994 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında derneğimize büyük ilgi var. Ancak bu 1994 yılında bugünlerde olduğu gibi büyük ekonomik, sosyal sıkıntılar var. Ve nihayet 24 Ocak 1994 kararları çıkıyor. Dolar birden 3-4 misli fırlıyor ve bu durum tabii gerek ülkemizde, gerek üniversitemizde, gerek kliniğimizde, gerek derneğimizde büyük sıkıntılara neden oluyor. Ve bir süre fazla bir şey yapamıyoruz. Fakat devam etmeye çalışıyoruz. 16 Temmuz 1994 tarihinde yapılan toplantımızda derneğimizin amblemini tespit ediyoruz. Ve 30 Mayıs 1995 tarihinde yapılan toplantıda 22 Haziran 1995'te Finlandiya Helsinki'de yapılacak olan 6. Avrupa Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi'ne 3 kişi içtiyse gitmemizi karar defterine yazıyoruz. Ancak
hangi tarihte? Bir hafta 10 gün sonra yani yapılan kongreye biz 7 üye olarak Finlandiya'ya gittik ve toplantılara katılmıştık, onu hatırlıyorum. Böyle satır başları yaparsak 6 Temmuz 1996 tarihinde yapılan genel kurul toplantısına Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden değerli meslektaşımız Doktor Işık Akgün katılıyor. Ve bu seçim sonucu başkanlığa Doktor Yılmaz Akalın, başkan yardımcılığına Doktor Işık Akgün, genel sekreterliğe Doktor Mehmet Demirhan, üyeliklere Ünal Kuzgun ve Doktor Şenal Akman seçiliyorlar. Yeni bir değişim oluyor. 28 Ekim 1996'da Pamukkale'de yapılacak toplantıya değerli kardeşimiz Doktor Işık Akgün ve eşlerimizle birlikte otobüsle gidiyoruz ve otobüsle dönüyoruz. Bir hatıra bu da benim deftere kaydedilmiş. Geliyoruz 28 Mayıs 1997 tarihine. Bu tarihte yapılan yönetim kurulu toplantısında derneğimize, ülkemize birçok illerden çok değerli meslektaşlarımız üyelik başvurusu yapıyorlar. Bu müracaatların başlıcaları bugün ustalarla beş çayı konuşmalarını yapacak değerli başkanlarımız. Bu katılımla birlikte yeni bir değişim başlıyordu. Bu yeni üyelerimizle birlikte 28 Haziran 1997 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında yönetim kuruluna ilk toplantısını yapıyor ve başkanlığa Yılmaz Akalın, birinci başkan yardımcılığına Osman Güven kardeşimiz, ikinci başkan yardımcılığına Ahmet Ekin, genel sekreterliğe gene değişmeyen değerimiz Doktor Mehmet Demirhan seçiliyor. Bu yeni değişimle ve bu ekiple birlikte birçok bilimsel toplantı ve sosyal toplantılar, etkinlikler, kurslar düzenleniyor. Derneğimiz giderek gelişiyor ve etkinleşiyordu. 17 Nisan 1999 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında derneğimizin kurumsallaşması için gerekli olan prensipleri saptadık. Uzun süreli başkanlık değil, 2 yıl süreyle bir dönem başkanlık yapmak, dönem sonu ulusal ve uluslararası bir kongre yaparak başkanlıktan ayrılmak ve yeni başkana bayrağı teslim etmek üzere kararlarımızı almıştık. Genel başkanlık görevinden ayrılıyor bayrağı, benden sonra en kıdemli üyemiz olan Doktor Osman Güven'e, değerli kardeşimize devrediyordu. Önümüzde 2000 yılında yapacağımız kongrenin çalışmaları vardı. Bu değerli ekiple 2000 yılında birinci omuz ve dirsek cerrahisi kongresini İstanbul'da başarıyla yaptık. Birinci kongreden 4 ay sonra 20 Haziran 2000 tarihinde Doktor Osman Güven'in başkanlığında yapılan bir yönetim kurulu toplantısında ikinci omuz ve dirsek cerrahisi kongresinin İzmir'de yapılması ve kongre başkanlığına Osman Güven'in, kongre sekreterliğine Ahmet Ekin'in getirilmesi kararı alınıyor. Bu durum derneğimizin kurumsallaşmasının örneklerinden birini daha gösteriyor. 2 yıl sonrasını ifade ederken 4 yıl sonra ne olması gerektiğini gösteriyor. Geçmişi bilmek geleceğe yol gösterir. Yol yapar, kural yapar, kurumsallaşmayı yapar. 13.4.2001 tarihinde yapılan genel kurul sonucu Doktor Ahmet Ekin kardeşimiz dernek başkanlığına seçiliyor. Bayrak yarışı devam ediyor ve devam edecek. Ben çok uzun bir süre hem yönetim kurulu toplantılarına hem genel kurul toplantılarına katıldım. Derneğimizin
kuruluşundan son 2018 yılına kadar hemen hemen tüm ulusal ve uluslararası kongrelere ve diğer etkinliklere katıldım. Ona katıldım. Her yeni kongrenin veya aktivitenin bir evvelkinden daha iyi, daha zengin olduğunu büyük bir kıvançla izledim. Bütün bu başarılar bugünkü toplantının logosunda belirtildiği gibi omuzdan omuza, el ele, elden ele bayrak yarışı prensipleriyle geldi. 25. yıl kitabımızı hazırlarken 2018 yılında beni ve hepimizi çok mutlu eden bir olay, bir başarı daha var. Derneğimizin kuruluşundan gelişmesine ve bugünlere gelmesinde çok büyük emekleri olan Doktor Mehmet Demirhan'ın Avrupa Omuz ve Dirsek Cerrahisi Başkanlığı'na seçilmesi ülkemiz, branşımız ve derneğimiz ve hepimiz için büyük bir sevinç ve gurur kaynağı olmasıydı. Derneğimizi bugünlere getiren tüm meslektaşlarıma ve Doktor Demirhan'a teşekkürü borç bilirim. Bugün benden sonra konuşmalarını yapacak değerli meslektaşlarımın sunumlarındaki konular bana günümüzden 2500 yıl önce Efes'te yaşamış ünlü filozof Herakliotos'un evrende kalıcı olan hiçbir şey yoktur. Diğer bir deyimle her şey değişir. Değişmeyen tek şey değişimdir diyen ünlü sözlerini hatırlattı. Şimdi omuz ve dirsek cerrahisindeki bu değişiklikleri, değişimleri ustalardan dinlemenin zamanı. Yeni yılın tüm insanlara, ülkemize ve hepimize sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini diliyor, sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Yılmaz Hocam. Bu güzel konuşmanız için en azından bütün katılımcılar bizim tarihimizle ilgili çok güzel şeyler öğrendiler sizden. Tekrar ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Şimdi ben diğer konuya geçiyorum. Akromiyoplastinin güncel durumu, geçmişte neydi, bugün de ne düşünüyoruz? Bununla ilgili konuşmasını yapmak üzere eski başkanlarımızdan Sayın Osman Güven'i davet ediyorum. Merhabalar. Görüntü geldi sanıyorum. Evet. Evet, tekrar Omuz Cerrahisi Derneği'nin yıllarca dirsek dirseğe çalıştığımız tüm omuz cerrahı arkadaşlarıma tekrar merhaba diyorum. Ve webinarı izleyen tüm katılımcılara da hoş geldiniz diyorum. Çok Sayın Başkan'a teşekkür ediyorum. Güzel bir fikirdi bizleri bir araya bu şekilde toplamak. Akromiyoplastinin dünü bugününü kısa bir özet yapmak istiyorum. Çok fazla da literatüre boğmadan tipik akromiyoplastinin anatomik varyasyonları, bunları her toplantıda sürekli söylediğimiz şeyler artık hepiniz biliyorsunuz. Bir tarif edilmiş klasik anatomik varyasyonları anlatan tanımlar var. İnklinasyon açıları, akromiyonun şekli vesaire. Daha sonra bu yıllar sonra lateral akromiyal açılar ve sporlar biraz ön plana geçmeye başlamış. Ve yıllar içinde de evolüsyon geçirerek en son popüler olmaya başlayan kritik omuz açısı tarif edilmiş. Bu kritik omuz açısı biraz akromiyoplastiğe bakış açısını değiştirdi son zamanlarda. Bunu da biraz sonra daha bir özetleyerek anlatacağım. Nedir bu kritik omuz açısı? Gerber ve arkadaşları bunu tanımladılar.
bu 2018'de yaptıkları yayın popüler oldu son zamanlarda. Akromion'un şu gördüğünüz glenoidin alt ve üst ucundan çekilen çizgilerin birleştirilmesiyle oluşan doğruyu inferiordan akromion lateraline birleştirdiğimiz zaman kritik omuz açısı denen bir açı çıkıyor ortaya. Bu son yayınlar ve özellikle Gerber'in vurguladığı şekilde bu açı 33-34 dün üzerinde olan kişilerde daha çok impingement veya rotator kılıf yırtığı olduğu işte son zamanlarda değişik yayınlarla da vurgulanmaya başladı. Gördüğünüz gibi gene aynı açı. Ölçtüğümüz zaman birçok vakada 38 dereceler, 39 derecelere kadar dereceler çıkıyor. Ama genel bilgi bunun ideali 33-34 derecenin üstüne çıkmaması. Çıkanlarda da eğer müdahale ediliyor ise bu açının küçültülmesi. Yine bu klasik bir bilgi olarak bunu kısaca hatırlatıp geçeceğim. Tüm diğer nedenler ekarte ediliyor. İnstabilite, scapular diskinezi, disfonksiyon vesaire. Konservatif tedavi en az 3-6 ay uygulanıyor. Klasiktir bu, rutindir. Bunlardan hiç taviz vermiyoruz. Üçüncü yine vurgulamak istediğim şey, akromiyoplastiği yapılacak hastada rotator kılıf yırtığı olması şart değildir. Yani bir şekilde evre 2, özellikle evre 2B impingement'tan itibaren gündeme gelir. Ama evre 1 tabii ki konservatif tedavi. Hatta evre 2'nin A dediğimiz evre 2'nin başlangıçları gerek konservatif tedavi. Ama kronikleşmeye başlayıp tekrarlamaya başladı mı gündeme gelir akromiyoplasti. 2000'li yıllardan sonra biliyorsunuz özellikle bunu biz omuz cerrahları hepimiz çok ilginç bir şekilde yakından yaşadık. 2000'li yıllardan sonra bir 10 sene yaklaşık belki daha fazla akromiyoplastinin sonuçları değiştirmediği, gereksiz morbidite yarattığı, hasta memnuniyetini azalttığı, ameliyat süresini uzattığı şeklinde birçok mukayeseli klinik araştırmalar çıkmaya başladı. Ve bunu takiben belirli bir süre omuz cerrahlarının önemli bir kısmı akromiyoplasti yapmamaya başladı. Daha sonra görüldü ki ama bir yandan da gene ben bu işin içinde sürekli olan bir insan olarak belirli bir kadronun da akromiyoplasti yapmaya hep devam ettiğini gördük. Daha sonra görüldü ki sadece rotator kılıfı dikip bırakırsak hastaların yakınmaları geçmeyebiliyor veya geçici bir geçme oluyor ve reptürler oluyor. Daha sonra bu çalışmaları eleştiren yayınlar çıkmaya başladı. Ne gibi eleştiren yayınlar? Şimdi bunlara boğmak istemiyorum çünkü daha önceki bu konuda yaptığım yayınlarda hep bunları verdim. Daha sonra yapılan MRI kullanarak yapılan çalışmalarda filan. Aslında bu akromiyoplastinin faydası olmadığı denen yayınlarda genellikle akromiyoplastinin doğru dürüst yapılmadığını eleştiren yayınlar çıktı vesaire. Bunları da hızlı geçiyorum. Bundan sonra akromiyoplasti tekniğine biraz dikkat çekildi. Özellikle deneyimli omuz cerrahları lateral, anterior ve posterior supurlara dikkat çekmeye başladılar. Klasik anterior akromiyoplasti deyiminden çok akromiyonun sorun olan yeri neredeyse oraya müdahale etme mantığı gelişti. Ve sonunda da bu Gerber ve arkadaşlarıyla başlayan kritik omuz açısı ile birlikte bu sefer lateral, ben öyle bir isim takıyorum ama siz de başka şekilde nitelendirin. Lateral kolon kısaltma diyorum ben buna. Çünkü akromiyonun lateral kolonunu kısaltıyoruz. Sonuçta açıyı küçültüyoruz ama gene bunu da vurgulamak için sadece bunu gösterip geçiyorum. Artık akromiyoplasti deyince eskiden yıllarca anlatıldığı gibi akromiyonun anteriorunu eksize etme diye bir şey akla gelmiyor akromiyoplastiden. Genel evet, bunları da biraz evvel bahsettim. Çok tekrar aynı şeyleri tekrarlamak istemiyorum. Doğru endikasyon ve patofizyolojiyi tam anlama akromiyoplasti sonuçlarının başarısını artırmaktadır. Standart akromiyoplastiyi biliyoruz. Sadece örnek olarak çok kısa bir geçiş yapayım buradan. Gördüğünüz gibi basık bir
akromioplastinin aralığın, subakromial aralığın dar olduğu bir vaka, lateralden başlayarak önceden bir step yaratıp, benim kendi tekniğim genellikle böyle yapıyorum. Ondan sonra diğer tarafa da bunu yayma şeklinde bu işi hatta daha da hızlandıralım. Bu klasik bir akromioplasti. Daha çok ön taraftan başlayarak, ön taraf, lateral, arkaya doğru basık olan her tarafın temizlenmesi şeklinde bir prosedür. Daha sonra bu lateral akromioplasti bir şekilde nasıl gündeme girdi? Belirli bir yüzdede bu açıyı artık rutin ölçmeye başladık. Ve hastaların birçoğunda bu açının fazla olduğunu, lateral akromiyonun gereğinden fazla humerus başının üstünü örttüğünü görmeye başladık. İşte bu vakalarda da burada gördüğünüz gibi bu kolonu kısaltıcı, yani akromiyonun lateral kenarını boydan boya, şu anda gayet güzel görüyoruz, boydan boya anteriyordan başlayarak posteriora doğru kısaltıp açıyı azaltma işlemi, iyi kötü tabii her vakada değil, açısı yüksek olan vakalarda bunu uygulamaya başladık. Sonuç olarak akromioplasti son 15 yıldır sürekli tartışılması, faydalı olduğu ve olmadığı şeklinde yayınlar çıkmasına rağmen, akromiyon morfolojisindeki varyasyonlar ve bunu düzeltmeye yönelik çalışmalar hiç bitmedi. Halen de günceliğini koruyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum Osman Hocam. Biz soru çok fazla almayacağız ama eğer sorular olursa bütün toplantı bitiminde bir iki kısa soru şeklinde tartışabiliriz. Evet, şimdi bir screen share'i kapatırsanız Osman. Hemen kapatacağım. Evet, şimdi ikinci konuşma için. Dirsek protezlerinin günümüzdeki durumu, geçmişten günümüze gelişmesini anlatacak olan diğer başkanımız, üçüncü başkanımız derneğin Sayın Ahmet İkin'e söz vermek istiyorum. Görünüyor zannediyorum. Sizi görüyoruz abi. Benim görüntü gelmedi. Tamam mı? Evet, geldi. Tamamdır. Evet, öncelikle bu toplantının düzenlenmesinde yardımcı olan, görev alan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Mustafa'ya çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir toplantı bence. Ayrıca bütün camiamızın, yeni yılını kutluyorum. Zor bir 2020'den sonra umarım çok daha güzel, sıkıntısız, hastalıksız, virüssüz bir 2021'e gireriz. Bugün sizlerle ben dirsek protezinin son 9-10 yıllık sürecine hızlı bir göz atmak istiyorum. Bildiğiniz gibi dirsek protezleri hızlı, yani yoğun travma yaşadığımız yüzyılımızda gittikçe daha fazla kullanılmaya başlandı. Ve gençlere de kullanmak durumunda olduğumuz olgular var. Özellikle artroz ve ankiloz haricinde artık kullanımı gittikçe daha yaygın hale geliyor, özellikle travma vakalarında. Tabii bu dirsek protezinden önce özellikle
interpozisyon artroplastileri genç hastalar için birinci tercih olarak mutlaka değerlendirilmeli. Bir ankyneus artroplastisi bugün hala zaman zaman başvurulan yöntemler arasında. Eksternal fiksatörler ve bunlara bağlı özel distraksiyon cihazlarıyla geliştirilmiş ve interpozisyonla beraber distraksiyon artroplastileri de hakikaten kullanımda hala oldukça yaygın ve genç hastalar için önemli seçenekler arasında. Interpozisyon artroplastisi bildiğiniz gibi fasciolata ilk seçenek olarak aklımıza geliyor. Ancak yaklaşık 12-14 santim uzunluğunda 5-6 santim genişliğinde bir fasya almak gerekiyor. Defektin kapatılması büyük sıkıntı oluyor. Bunun yerine allograft kullanımları daha yaygın olarak söz konusu. Ben perikard veya dura allograftleri kullanıyorum ve hakikaten sonuçları da oldukça iyi. Mutlaka eksternal fiksatör bağlıyor muyum bu hastalara? Hayır, hepsine bağlamıyorum. İhtiyaç olduğunda bunları kullanmamız gerekiyor. Son yıllarda özellikle bu eksternal fiksatörlerin yerine geliştirilmiş internal uygulamalı fiksatörler var. Distraksiyon için kullanılıyor. Bugün 2017-2018 yıllarında bununla ilgili oldukça dikkat çekici yayınlar yapıldı. Ve bunların kullanımı da halen süreç içerisinde zannediyorum daha önemli bir yer edinecek. Dirsek protezlerini, parsiyel olan dirsek protezlerini bu mevcut cihazlara bağlayarak kombine eden araştırmacılar da var. Dirsek protezi mutlaka total olmak zorunda mı? Hayır. Parsiyel olan tipleri de var. Kapitellumu, labdüs başını ikili alan veya sadece proksimal humerus'a yerleştirilen dirsek protezleri kullanımda var. Ama bunları ülkemizde maalesef ki pek fazla bulmak mümkün olmuyor. Dirsek protezi uygulamada yeni olan neler var? Yine posterior longitudinal insizyonla ben giriyorum. Ama olecranonun tam üzerinde bir hafif curve yapma ihtiyacı duyuyorum ki orada bir scar dokusu olmasın, hastayı rahatsız etmesin diye. Yaklaşık 5 santim olecranona kadar ve yaklaşık 10-15 santim civarında da proksimale uzanan bir kesi yeterli oluyor. Trisepsi kesinlikle kesip kaldırmıyorum. Mutlaka onu sıyırmak şeklinde bir uygulama benim için daha mantıklı ve yaptığım ameliyatlarda dirsek protezlerinde mutlaka sağlam bırakmaya çalışıyorum. Ancak travma geçirmiş ve trisepsi de çok ciddi yaralanmış olan hastalarda maalesef ki bunu yapmak mümkün olmuyor. Trisepsi kesmek zorunda kalıp daha sonra da triseps plasti yaptığım oldukça fazla vakam var. Tabii ki burada mutlaka hiç değişmeyen kural, ilk girdiğimizde ulnar siniri mutlaka bulmamız gerekiyor. Ve bunu dikkatli bir şekilde diseke etmemiz ve bir güvenceye almamız gerekiyor. Ameliyatın devamı, trisepsin kaldırılması ve diğer işlemler de hep bundan sonra yapılmalı ve hep ulnar sinir gözümüzün önünde bulunmalı. Ve bu işlemler yapıldıktan sonra da bütün işlem tamamlandıktan sonra mutlaka trisepsin eğer uygun bir şekilde kaldırılmadıysa tekrar yerine dikilmesi son derece önemli. Postoperatif komplikasyonlar arasında trisepsin yetmezliği veya meydana gelen yırtıklar oldukça yoğun bir şekilde yeni yayınlarda yer alıyor halen. Bu sebeple farklı biçimlerde bunu yerine tespit etmek mümkün. Değişik olekranondan açılacak deliklerle ve non-absorbable sütürlerle yerine dikmek gerekir. Tel kullananlar var veya vidalayanlar var. Farklı yöntemler var ama tabii ideal olanı eğer mümkünse trisepsin bütünlüğünü korumak olmalı. Ve bu vidalama işlemi de benim için çok mantıklı gelmiyor. Ancak uygulamada yeri var mı? Allograftlerle beraber uygulamada yeri var mı? Var. Kullandığım olgularım da var. Bazı olguları sizinle paylaşmak istiyorum.
Bu genç bir hasta. Şu anda 37 yaşında falan ama 4-5 yıl önce yaptığım bir ameliyat. Epeyce implant materyali kullanılmış hastaya. Bunlar çıkarıldıktan sonra geriye kalan böyle bir tablo ve maalesef çok büyük defekler ve tamamen kaybedilmiş bir dirsek eklemi. O hastaya dirsek protezi uyguladım. Bu bir sağlık personeli, bir hemşire ve halen devam ediyor. Herhangi bir şikayeti de yok. Sık sık kontrollere gelen bir hasta ve bu Türkiye'de en kolay bulabildiğimiz protezle uyguladığımız bir vaka. Ve bu vaka sırasında strat greftlerle mutlaka bu humerusun defekli olan bölgesini destekleme ihtiyacı duyuyorum. Yeni yapılan protezlerde özellikle ulnar komponentin bu bölgesinde oldukça kabak por kaplama mevcut. Hidroksapatik kaplı olanlar var ve bir adet vidayla da stabiliteyi sağlamak mümkün. Bu vidayı da mutlaka kullanmaya çalışıyorum. Proksimalde eğer strat grafter kullandıysam bunları da dolmaçla veya uygun bantlarla yerine tespit etmeye çalışıyorum. Bir diğer olgu yine genç bir hasta maalesef ve bir ateşli silah yaralanması ve bu vakada bana 5 ay sonra bir eksternal fiksatörle ulaştı. Görüyorsunuz eklem yüzeyi oldukça kötü. Ben tabii ki hani tespit edebilir miyim diye yine bütün materyalimle girdim ama eklem yüzeyinin çok kötü olduğunu gördükten sonra protez uygulamaya karar verdim. Ve burada tespit vidasını görüyorsunuz. Rezeksiyon yapıldığı için rezeksiyon tipi bir protez uygulamak gerekti. Bu protezlerin proksimal kesiminde bir vidayla tespit mümkün. Ama oldukça kaba por kaplı olan sap ve altıgen şeklinde yapıldığı için bu rotasyonel stabilite yönünden oldukça avantajlı oluyor. Gerekiyorsa buraya da bir vidayla tespit uygulamak gerekiyor. Ama yeterli stabiliteyi sağladıysanız buna ihtiyacınız olmuyor. Bir diğer olgu yine aynı şekilde, yine aynı biçimde bir protez uyguladığımız bir diğer vaka. Yine daha önce değişik nedenlerle birkaç kez ameliyat edilmiş ve dirsek eklemini kaybetmiş olan bir hasta. Yine bize yaklaşık 5-6 ay sonra fiksatörle ulaştı ve aynı şekilde biz de daha önce uygulanmış plakları bırakıp gerekli debridman sonrasında bu hastaya da bir adet rezeksiyon tipi bir protez uygulamak durumunda kaldık. Tabii ki bu uygulanmış protezlerin zaman zaman rezeksiyon tipi yapılmış protezlerin sıkıntılı komplikasyonlarıyla da karşılaşıyoruz. Ve yerinden oynamış bir protezi çıkardıktan sonra gerekli debridman sonrasında bu hastaya yine strat allograftlerle ve dolmaç bağlantılarıyla stabilize edilmiş bir protez, rezeksiyon tipi bir protez uygulamak mümkün revizyonda. Ancak bütün bunlara rağmen Schienberger'in 2007 yılında bahsettiği önemli bir yayının son kelimesi var. Oldukça bu daha önce çok pırıltılı makaleler var bu dirsek proteziyle ilgili yayınlanmış. Ama tüm bunlara rağmen oldukça komplikasyon oranı fazla. Enfeksiyon üzerinde çok dikkatli durulması gereken önemli bir problem. Yine enfeksiyonun haricinde sinir komplikasyonu, ulnar sinir problemi hakikaten çok önemli. Ama anteriyoda yapacağınız diseksiyon, gevşetme ve debritman sırasında başka sinir yaralanmaları da olabilir. Ve loosening, gevşeme olayı da çok önemli. Ama dikkatli ve uygun biçimde yapılmış olan protezlerin yakın takiple hastayı da mutlu ettiği bir gerçek. Bu nedenle bu protezleri gereken vakalarda uygulamaya da devam ediyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ediyoruz detaylı sunumunuz için. Şimdi ben hemen vakit kaybetmeden Ahmet abi share screen'den çıkarsanız. Tamam mı? Hayır, share screen'deyiz daha.
Tamam. Tamamdır. Çok teşekkürler. Evet, şimdi ben dördüncü konuşma Sayın Selçuk Bölükbaşı bize proksimal humerus kırıklarında geçmişte ne yapıyorduk, neler değişti, yeni görüşler neler, onunla ilgili bize bilgi verecek. Söz sizde Selçuk abi. Geldi mi Mustafa? Gelmedi abi. Şu anda paylaş dedim ama. Bir dakika. Evet abi, geldi şimdi. Şu anda geldi mi? Geldi, ekranınız geldi. Aha, tamam, bir dakika. Şimdi şey geldi mi? Evet, sunumunuz da geldi. Sunum da geldi mi? Tamam. Evet. Şöyle. Slide gösterisine geçeceğiniz abi. Şöyle, tamam. Evet. Tamamdır. Tamam mı şimdi? Tamamdır. Sevgili Mustafa, öncelikle başkanımız olarak sana çok teşekkür ediyorum böyle bir toplantıyı düzenlediğin için. Ayrıca tüm meslektaşlarıma da burada iyi 2021'ler diliyorum. Covid izin verirse mutlu, sağlıklı, uzun ve güzel bir sene diliyorum. Ben şimdi humerus üst uç kırıklarına güncel yaklaşımda ne değişti, ne değişmedi ona bakalım diyorum. Humerus anatomisi dıştan da içten de değişmedi. Yani aynı. Humerus üst ucunun anatomisi önden, arkadan, yandan, tepeden nasıl bakarsanız gene aynı. Bunlar değişmedi. Humerus üst uç kırıklarına genel yaklaşımda klinik değerlendirme değişmedi. Yani tanısal algoritma aynı, etiyoloji gene aynı, travma değişmedi. Gene gençlerde yüksek enerjili travmalarda, yaşlılar osteoporotik kemiğe sahip olduğu için onlarda da düşük enerjili travmalarda görüyoruz. Neler değişti demeyeyim ama gelişti. 1980'lere kadar biz sadece direkt radyografiyle kırık hatlarını tespit edip ona göre tedavi yöntemleri bulmaya veya karar vermeye çalışıyorduk. 80'lerden sonra gelişen teknoloji en çok tıba yaradı. Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme bugün grafiyle beraber rutin görüntüleme yöntemlerimiz içine girdi. Artık daha kolay kırık hatlarını değerlendirebilmemiz mümkün ve hatta üç boyutlu görüntüleme yöntemleriyle kırık parça ve hatları daha gerçekçi olarak tedavi öncesi planlamamızı kolaylaştırdı. Humerus üst ucunun beslenmesi değişmedi. Bu çok önemli aslında. Çünkü hangi kırıkta avasküler nekroz gelişme şansı veya şanssızlığı daha yüksek, bunu bilmemiz gerekiyor. Bunun için sınıflandırmalara göre karar verebiliriz. Humerus üst uç kırıklarında çok sınıflandırma var. Ama bugün günlük pratiğimizde en çok kullandığımız gene NEER sınıflandırması. Çok uğraşıldı değiştirmek için ama değişmedi. NEER sınıflandırması kullanıyor. Burada gördüğünüz gibi 1934'te Kotman'ın sınıflandırmasından 2016'da Resch'in yaptığı sınıflandırmaya kadar değişik sınıflandırmalar kullanılmaya veya önerilmeye çalışıldı. Ama NEER'in sınıflandırması bugün pratiğimizde, günlük pratiğimizde en çok kullandığımız sınıflandırma. Bundan sonra
Hertel'in 2004'te yaptığı sınıflandırma bize başın beslenmesiyle ilgili bilgi verdiği için ve ona göre prognozu öngörebilmemiz açısından bize fırsat verdiği için Nehir'den sonra en çok kullanılan sınıflandırma bu Hertel'in sınıflandırması oldu. Evet, asıl humerus ulcus kırıklarında tedavide neler değişmedi, neler değişti ona bakalım. Evet, gene humerus ulcus kırıklarının %80 ile %85'inin ayrılmamış kırık olması, geri kalanında ayrılmış kırık olması, ayrılmamışların konservatif tedavi ile tedavi edilmeye çalışılması ve ayrılmış kırıklarında cerrahi tedavi edilmesi konsepti değişmedi. Kırık tipi dışında tabii cerrahın tecrübesi de hastanın özelliği, cerrahın tecrübesi de kararı etkiliyor. Şimdi konservatif tedavide bazı tedavi prensiplerimiz değişti. Oral analjezik, sıcak soğuk uygulaması, kol askısı uygulaması bugün ilk eğer konservatif bir tedavi yapıyorsak taze kırıkların başlangıcından itibaren bunu yapıyoruz. Bu değişmedi. 80'lere kadar daha yani hengin kes dediğimiz alçı çeşidi çok kullanılıyordu. Daha doğrusu kullanılmaya çalışılıyordu. Ama bugün artık hengin kestim bu kırıklarda yeri yok. Kırık uçlarını ayırdığını biliyoruz. Gene konservatif tedavide değişmeyenler nedir? Uzamış immobilizasyonun bir faydası yok. Bunu biliyoruz. Yani fizyoterapiyle erken harekete başlamak, fonksiyonel geri dönüş daha iyi. Bunu da biliyoruz. Bunlar değişmedi. Yani konservatif tedavideki prensiplerimiz gene aynen devam ediyor. Cochrane şeyinde kütüphanesinden yapılmış meta analizlere baktığımız zaman bazı değişenleri görüyoruz. İkiden fazla parçalı ve ayrılmış kırıkların konservatif tedavisi bir zaman tartışmalıydı. Şimdi değil. Konservatif tedavi sonuçlarının iyi olmadığını biliyoruz. Komplikasyonun çok olduğunu biliyoruz. Cerrahi tedavi endikasyonu kullanılıyor şu anda. Evet. Cerrahi tedaviye gelince ana tanımlar değişmedi. Ayrılmış kırık tanımını yaptığımız zaman gene 1 santimetreden fazla ayrılmış parçalar var ya da 45 dereceden fazla parçaların açılanması herhangi bir yönde var ise buna biz ayrılmış kırık diyoruz. Ayrılmış kırık dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen şey cerrahi tedavi tabii. Açık rediksiyon ve internal fiksasyon. Kullanılan materyaller pek değişmedi ama aralarına yeni yani prensipleri değişmedi. Değişik öneriler gelmeye başladı. Açık rediksiyon değişmedi. Delta pektoriyel yaklaşım veya yani approach'lar değişmedi. Delta pektoriyel yaklaşım ya da trans deltoid yaklaşım seçiliyor. Evet. Yani ne dedik? Ya delta pektoriyel klasik yaklaşım ya trans deltoid yaklaşımla cerrahiye girişim yapıyoruz. Bu da değişmedi. Evet. Tedavi materyalleri değişmedi. Absorbe olmayan sütürlerden başlayarak artroplastiğe kadar bir geniş yelpaze içerisinde hastanın durumuna, yaşına, kırığın çeşidine göre kırığın bunlardan herhangi birisini kullanabiliyoruz. Artroplastiği ile ilgili bize Mehmet Demirtaş benden sonraki konuşmalarda daha geniş yer verecek. Şimdi ters total omuz artroplastisi endikasyonu genişledi. Eskiden sadece endikasyonu bir rotator kaf yetmezliği iken bugün yaşlarda daha çok yani bu çok parçalı kırıklarda özellikle rotator kaf yetersizliğini baştan kabul edip ters total omuz artroplastisi endikasyonunu daha sık kullanmaya başladık. Evet, bu gene açık rediksiyon, internal fiksasyonda kullanılan, en çok kullanılan plakları görüyorsunuz. Filos plakları. Şimdi
kırıklarda, yani yaşlılarda stabilite sorunları çıktı bunu kullandığımız zaman. Bu daha çok gençlerde tercih edilen bir internal fiksasyon materyali oldu. Bu da bizim kliniğimizin arşivinden, ben Doktor Ulunay Kanatlı'dan aldım bunları. İki vaka göstereceğim. Bu vakalar 40 yaş civarında. Bizim kliniğimizden önce solda görüyorsunuz filos plağı ile tespit yapılmış ve bir sene sonra enfeksiyon da gelişmek suretiyle bir baş kaybı oldu. Bu enfeksiyonu tedavi ettikten sonra ters total protez ile tedavi edildi. Gene aynı yaş civarında başka bir hastada çok başarıyla uygulanmış bir plak tespitini görüyorsunuz. Evet, humerus üç kırıklarında gene cerrahi tedavide artroplasti seçenekleri. Nier ilk defa 1951'de humerus üst üç kırıkları için veya avasküler nekrozu için baş replasmanını önermiş. Ancak ilk hemoartroplasti ile ilgili uygulama yayınını 1970'lerde yaptığını görüyoruz. Artroplasti indikasyonları değişmedi. Değişen ne? Daha çok hemoartroplasti kullanırken özellikle yaşlılarda ters total omuz artroplasti daha fazla kullanılmaya başlandı. Evet, hemoartroplasti ile ilgili gayet iyi sonuçların olduğu yayınlar halen var. Ama ters total omuz artroplastisi bugün özellikle yaşlılarda protez endikasyonu olanlarda, rotator kaf yetmezliği olanlarda, rotator kaf yetmezliği olarak kabul edilen yaşlılarda daha geniş bir endikasyonla kullanılıyor. Evet, değişen şeylerden birisi bu. Evet, humerus üst uç kırıklarında artroplastik kontur endikasyonları değişmedi. Yumuşak doku enfeksiyonlarında, osteomiyelitte, deltoid paralizinde kullanılmıyor. Demin de söyledim, hastanın pozisyonu, işte anestezisi, bunlar pratik olarak genelde değişmedi. Evet, bir trans deltoid girişler olabilir. Kırık şekline göre. Evet, bu bir hemoartroplasti vakası. Bu bir ters total omuz artroplastisi vakası. Şimdi humerus üst uç kırışlarında son tartışmalar neler? Yaşlarda halen non-operatif tedavi, operatif tedavi tartışılıyor. Halen sınıflandırmada tartışma var. Nier sınıflandırmasını yetersiz bulanlar, günlük pratikte kullanılabilir sınıflandırma arayışı içinde. Yaşlarda ters total omuz artroplastisi ile konservatif tedavi bile tartışmalı halen. Tartışma ve güncellemelerde halen devam ediyor. Son mesaj. Humerus üst uç kırıklarında ne yapalım? Bu benim Los Angeles'ta çektiğim bir fotoğrafım. Çok sevdiğim bir fotoğraf. Anın yakalaması. Evet. Ne yapalım? Bunu aynen bu zenci kızın dediği, yaptığı gibi bilmiyoruz. Vallahi ben de bazen tartışmalı olduğu için sıkışabiliyoruz endikasyonları koyarken. Evet. Dikkatiniz için de teşekkür ediyorum. Evet. Biz teşekkür ederiz. Bu güzel sunumunuz için. Şimdi ben hemen diğer konuşmaya geçeceğim. Sayın Mehmet Demirhan bize rotator manşet ile ilgili problemlerde geçmişten günümüze ne tür problemler yaşadık, ne durumdayız, bununla ilgili bilgi verecek. Hoş geldiniz. Sağ olun Sayın Başkan. Öncelikle değerli hocam Yılmaz Hocam'ın hakkımda söylediği sözler için kendisine şükranlarımı ve minnetlerimi sunarım. Ayrıca da tüm diğer başkanları da
saygıyla selamlarım. İyi ki böyle bir toplantı düzenlediniz. Ben size aslında şu anda 10 dakikada 30 yıllık bir yolculuktan bahsedeceğim. Rotor manşet tamiri nereden, nereye geldi? Birazcık da kendi yolculuğumu bu işin içerisine katacağım. Bu yolculuğun başlangıç noktası tez hocası Yılmaz hocamın olduğu 1991 yılının son aylarında tarihsel bir döküman olarak uzmanlık tezim, omuz eklemi, total artroplastisi, ilk klinik sonuçları. Bu aslında İstanbul Tıp Fakültesi'nde başlayıp daha sonra Heidelberg Tıp Fakültesi'nde devam eden uzmanlığım esnasında Yılmaz hocamın da teşvikleriyle daha sonra 91 yılında döndükten sonra Almanya ve İstanbul'daki vakaları birleştirip yayınladığım ilk tezim. Aslında bütün bu hikaye Heidelberg'den New York'a 89 yılında 4. International Conference of Shoulder Surgery'ye Charles Neer'in başkan olduğu kongreye gidip ya orada bir dakika dediğimiz bir hadiseyle başlamıştı. Ve onun geliştirmesiyle ve hocamın teşvikleriyle ilerleyen bir süreçti. Bu toplantıdan sonra 5. Paris'teki Dünya Shoulder Kongresi 92 yılı 3 tane daire görüyorsunuz. Yılmaz hocam, ben ve Şenol Akman ve ön sırada da en sağ tarafta da gördüğünüz Charles Neer şurada. Yani bu gerçekten tarihsel önemi var. Aslında 1934 yılında Cotman The Shoulder kitabı ile daha sonra Bill Mellon da Cotman'la ilgili çok güzel bir kitap yazmıştır. Başlattığı bir kitap aslında ilk rotator manşet tamirini insanların gözüne, dikkatine sunmuştur. Buzi Burkett, Dallas, Texas'tan History of the Rotator Cuff Before Cotman diye bir makale yayınladı 2011'de. Ve orada aslında ilk pertesin U-shape staple'ları, ilk rotator manşet tamiri sonrasında tespitler. Aslında rotator manşet tamiri 1800'lü yılların ortalarına varıyor. Burada mozoleğin bir resmini görüyorsunuz en sağ tarafta. Gerçekten bu kadar eski ama başarısız cerrahiler olduğu için de ciddi derecede önemsenmiyor. Aslında rotator manşet onarımı açık tamir 1800'lü yıllardan başlıyor. Daha sonra artroskopik yardımla mini açık ve artroskopik tamir diye bir evaluasyon içerisinde, evrim içerisinde. Bu sıralarda 1994-95 yılında research fellow olarak UPMC'ye gittiğimde Freddie Fu'nun fellow'uydum ama J.P. Warner da oradaydı. Her ikisine de katılıp özellikle hani diz konusunda bir şeyler görürken öğleden sonra da J.P. Warner'a yakılıyordum. Ama benim diğer bir şansım da 3 tane bir tri amigoyduk orada. Bu tri amigolar 2018'deki ASCS kongresinde Jonathan Ticker en solda, Andreas Imhoff ortada ve ben, 23 yıllık bir arkadaşlığımız hala devam ediyor kendileriyle. Gerçekten onlarla beraber orada çok şey öğrendiğimi ifade etmem lazım. Artroskopik rotor manşet onarıma gelince 96'da Snyder ve Gazielli bunları ilk sunduğunda ki 97'deki American Shoulder and Elbow'da ilk sunduğunda gerçekten insanlar biraz hayretle karşılamıştı. Ya biz bunu açık zor yapıyoruz, artroskopi nereden çıktı? Ama sonra şöyle bir adam var ki Burkhardt, kendisi hem mühendis hem de sonuçta çok iyi bir cerrah. Mühendisliğinden gelen matematik formüllerini işte ankor nasıl koyacağız? Bu ankor kullanımları, ölü adam teorisi, dead man teori, düğüm teknikleri. Burada sevgili Mustafa'yı anmadan geçemeyeceğim. Mustafa bu konuda bir kitap yazdı ve düğüm tekniklerini. Düğüm teknikleri nasıl olmalıdır? İşte hilal tipi yırtıklar, kemiğe tespit, ankor yerleştirilmesi, ölü adam açısı, halka ve düğüm emniyeti, ankor başına iki sütür. Bütün bunların ana şeylerini aslında çok değil, 20 yıl evvel bunu ortaya koymuştu. Hatta matematiksel olarak bir ankordan iki tane düğüm çıkması, iki tane iplik çıkmasının matematiksel olarak nasıl gelen kuvvetleri azalttığını, loop security dediğimiz hadiseyle tek bir ankor kullanıyorsak burada nasıl davranmamız gerektiğini, bir masif yırtıkta çadır kapama usulleriyle nasıl kapamamız gerektiği konusunda adım adım bunları söyledi. Aslında söylediği çok net bir şey vardı. Bunları yaptıktan sonra eğer hiç uğraşmayın, yapamıyorsanız mini açık yapın.
yıllarca evet daha 2005'lerin ortalarına kadar mini açık aslında çok güzel ve altın standart oldu. Akromioplastiği yap, ankorları koy, step by step bunları yap. Ama burası çok güzel çıkıyor. Gary Garsman'ın çok güzel 2001'de söylediği bir konuşmadan aldım bunu. Bir cerrah ne zaman başlayabilir artroskopik tamire? Artroskopik subakromiyal dekompresyonu 30 dakikanın altındaysa, karşılıklı gelen her basamakta ilerleme kaydetmişse, mini aşık cerrahiyle yapamadığı noktada geçebilmeyi biliyorsa artroskopik tamire geçsin der. Ve artroskopik onarımı Gary Galat şu anda çok biliyorsunuz da New York'ta ünlü bir omuz cerrahı bir kadındır. Hasta seçim kriterlerinde mesela masif yırtığı 2000'li yılların başında kontraindikasyon olarak veriyor. Hatta retraksiyon varsa kontraindikasyon diyor. Subscapularis'in yırtığının olması kontraindikasyon. Bakın Burkhardt diyor 2001'de. Görüldüğü gibi aslında 20 yıllık gelişimde çok ciddi ilerlemeler var. Ciddi kas atrofilerinin üzerinde ciddi kas atrofisi varsa belki bugün de hala tartıştığımız bir ölçüde bunlar da hasta seçimlerinde ilk seçilecek hastalar olmaması gerektiği ortaya kanıtlıyor. Sonra J.P. Warner'ın yanında Mehmet Uğur Özbaydar gitti Pittsburgh'a. Hiç unutmuyorum onu ziyaret etmiştim. Apeleva ile beraber aslında tendonun yapışma yerinin, ayak izinin öyle hiç de bir nokta olmadığı, ciddi geniş bir yer olduğunu ortaya koydu. Bu bence çok önemli düğüm noktalarından biriydi. Bu işte çift bundle, ki ön çapraz bağda o sırada çift bundle'lar tartışılıyordu. Çift sıra tamirleri ortaya koymaya başladı. Tek sıra çift sıra tartışması bugün de biraz daha var ama artık hani biraz üzerinden tarihsel geçmiş bir nokta. Başarısızlıkları sebebinin aslında bu footprint'in iyi tamir edilememesi ortaya getiriliyordu. Bir de eski ankorların içerisinden geçen ipliklerin suture jump dediğimiz bu ailetin içerisindeki suture jumpler hepimizin baş belasıydı. Ciddi derecede problem çıkarıyordu. Yeni ankorlar çıkmaya başlamıştı endüstride. İşte içinden ip geçirelim, ipin içerisinden ip geçirelim. Böylece suture jump'i engelleyelim. Evet bütün bunlar endüstri tarafındaydı. Özellikle tendondan ipliğin geçirilmesi en önemli zayıf halkaydı. Zincirin en zayıf halkasıydı. Biz bunu 2003'te artroskopide biyomekanik çalışmada yayınlamıştık. O zaman bundan nasıl geçireceğiz? Tendonu nasıl kuvvetli kavrayacağız? Bu işi dünyada en iyi yapan kişi kim diye baktık. Burkhardt'tı. Gittim onun yanında hiç unutmuyorum. Bir iki hafta kalmıştım. Ya adam o kadar fazla şey kullanıyordu ki geçirmek için. Needle punch'lar, diğer şeyler, işte lasso'lar, bütün bunların işte yanında Scorpion diye bir aleti o zaman geliştiriyordu. Hayretle bakıyorduk tabii. Şu anda belki de hepimizin çok sık kullandığı, her çeşitli firmanın da var olan. Sonra sliding knot, evet hepimizin öğrendiği bir yöntemdi ama bunu aşağıya iterken ne yapacağız? İşte six finger gibi bir takım aletler geliştiriliyordu. Bütün bunların aslında evaluasyonda son derece önemi vardı. Sonra Christopher Ahmet New York'tan çok önemli bir çalışma yaptı 2005'te. Dedi ki footprint'i en iyi hangisi create ediyor ve bunun nasıl oluyor? Açık cerrahiyi yaptığımızda biz aslında oraya bir dikiş atıyoruz. Tek bir nokta tamiriyle açık cerrahideki iz düşümlerini kontrol etti. Sonra çift sıra dört ankorla bunların iz düşümlerine baktı. Sonra ikili köprüleme tekniğiyle beraber baktı. Sonra dörtlü köprüleme tekniğiyle baktığında dedi ki dörtlü köprüleme tekniği yani transosteoz equivalent suture en iyi footprint'te bu tedaviyi yapıyor. Kopma şekilleri açısından Kim ve arkadaşları 2000'de biyomekanik deneylerini yaptılar. Hatta rotasyonel olarak da bunun aslında dörtlü ankara göre daha stabil olduğunu gösterdiler. Andreas Imhoff bunu optik okuyucularla en hareketli olduğunu, gene Christopher Ahmet ve Vigliani ekibi aslında bu tamirin bir watertight, yani su geçirmeyecek derecede iyi bir tamir olduğunu gösterdi. Biz de Basim El Hasan'la beraber, Mehmet Özbaydar'la beraber JBGS British'te aslında bunun histolojik olarak da en iyi tamir olduğunu yayınlamıştık 2000'li yılların ortalarında. Endüstri alanında gelişmeler vardı. Fiber wire, fiber tape, knotless anchor,
Bioabsorbable anchor, bütün bu gelişmeler tabii ki bizim artroskopik tamir ilkelerimizi arttırdı. Bugün geldiğimiz noktada superior capsular reconstruction tartışılıyor. Bunlarla ilgili sofistike cerrahiler yapılabiliyor. Bütün bunlar. Biz en son 10 yıllık sonuçlarımızı MR'la, minimum 10 yıllık sonuçlarımızı MR'da bu sene 2020'de ASCS'de sunduk ve onu GSS'e submit ettik. Gerçekten çıkarımları olarak 10 senelik takipte reruptür oranı MR'la kontrolda %21 ve %50'si medial sırada. Preop yırtık boyutunu etkileyen tendon sayısı reruptür olanlara, en önemlisi diyabet, 100 santimden büyük ve infraspinatusun tutulumunun ciddi bir risk oranı olduğunu ve bu açıdan bakıldığında hastaların %78.9'unun 10 senelik takipte başarılı olduğunu görüyoruz ki %80'e veren bir başarı MR kontrolüyle önemli bir çıkarımdı. Aslında 1934'lerden başlayıp 2019'lara yürüyen bu şeyde evrimde biyoloji 2019'dan sonra bence en önemli şeydi. Türkiye'de ne oluyordu? Aslında hocam çok güzel bahsetti. Bu fotoğrafı 1997 sevgili Zeynep, Selçuk hocamın gençliği, ben ve Mehmet'in gençliği. İnanılmaz Zeynep, sen hiç değişmemişsin. Bunun altını çizeyim. Selçuk abin yakışıklılığına da hala değişiklik yok. Birinci omuz dirsek cerrahisinden bahsetti. Hocamın evinde More ile olan bir fotoğraf. 27 yıl dernek için inanılmaz bir şey. Ve gerçekten bu 27 yılda çok önemli şey. Ve birinci sanal kongreyi 10. kongreden sonra yaptı. Sevgili Mustafa ve Karahan ve Kerem'e de çok teşekkürler. Olağanüstü bir kongreydi. Başkanlar ne yapar? Başkanlar bazen barbaya gider, kafa çeker. Tekneye biner, teknede ciddi derecede şey yapar. Ben 2014'te SESEK kongresini yaptık. Bizim bu kongreyi yapmamız tabii ki bu geçmişle beraberdi. Ben 2018'de başkanlığı almışsam, başkanlığı aldığım zaman ta oraya kadar, Cenevre'ye kadar gelip bana destek veren sevgili arkadaşlarıma, tüm başkanlara, onlar sayesinde ben şahsen bir şey almadım. Ben tamamen Türk ortopedi ve travmatolojisi omuz dirsek cerrahisi olarak bu başkanlığı aldım ve sizlerin sayesinde yürüttüm. Mustafa bahsetti. 2 poundların sırtında şu yazar: Standing on the shoulder of the giant. Bakın Charles Neal hakkında çıkmış bir yazıdır 2009'da. Russell Warren'dan Bigliani'ye kadar, Madsen'den Rockwood'a kadar kişilerin yazdığı bir yazıdır. Bizim giantlarımız, evet hocam, hocamın omuzunda tabii. Bu arada Osman hocamı ayrıca bir parantez açarım. Bazılarınız belki bilir bilmez ama Osman hocam benim doçentlik jürimindeydi. Kendisine de bu arada çok teşekkür ederim. İzmir'deki kongredeki başkanların bir şeyi ve iyi ki böyle bir şeyi, ustalar çayını yaptı. Teşekkürler Sayın Başkan, teşekkürler omuz dirsek yönetim kurulu üyeleri. Evet Mehmet abi, bu güzel sunumunuz için çok teşekkür ediyoruz. Ben gerçekten bu yolculuktan çok keyif alıyorum. Şimdi siz biyoloji dediniz. Şimdi bununla ilgili omuz cerrahisinde biyolojinin kullanımı, biyolojinin yeri konusunda Sayın Işık Akgün bize bilgi verecek. Işık abi, seni dinliyoruz. Işıkçığım, sesi açalım mı? Işık abi, sesini... Görüntü geldi mi? Görüntü gelmedi, hayır. Şu anda görüyorum. Sizi görüyoruz şu an ama ekranınızı görmüyoruz. Şu anda ekranım da açık. Peki bir daha share screen yapayım. Bir dakika. Şimdi evet. Geldi mi? Tamam, evet. Tamam. Evet. Evet abi. Bir dakika, şeye de yapayım da görüntüye.
Tamamdır abi. Okey. Tamam. Şimdi bir kere Mustafa, sevgili Mustafa, sana gerçekten çok teşekkür ediyorum. Harika bir toplantı ve bugünün bence en önemli anlamı Yılmaz Hoca'yı çok sağlıklı görmem, tam kelimenin tabiriyle bomba gibi görmem ve beni çok mutlu etti. Tabii ki sizlerle birlikte olmak ayrı bir mutluluk. Çünkü çok uzun süredir sizlerle birlikte olamadık. Biraz benim omuzdan kopmam nedeniyle. Ama tekrar bu vesile oldu. Böylece görüşmüş olduk. Şimdi Mehmet çok güzel rotator kaf'la ilgili bütün geçmişi anlattı ve olayı anlattı. Ama bugün omuzda iki tane konu var ve biyolojinin girdiği. Bir tanesi rotator kaf tamirleri, diğeri de osteoartrit. Osteoartrit biraz ikinci planda kalıyor. Neden rotator kaf önemli? Çünkü çalışmalar gösterdi ki tamir sonrası tendon kemik iyileşme alanında fibrokartilaj olmuyor. Fibrovasküler skar dokusu oluşuyor. Ve bu da yetersizliğe neden oluyor. Ve bu yetersizliğin nedeni de buradaki hücresel azlık ve hücrelerin olmaması. Ve bunu arttırmak için, bu iyileşmeleri arttırmak için çeşitli teknik gelişmeler söz konusu oldu. Bunlardan bir tanesi de double row dediğim çift sıra teknikleri. Hakikaten bunlar da mekanik olarak güçlendirme yaptı. Ancak bütün bunlara rağmen küçük ve orta yırtıklarda tamir sonrası %20-40, geniş ve kronik yırtıklarda %94 tekrarlayan yırtıklar görülmekte. Bu şu anda meta analizlerle bütün yayınların incelenmesi, level'lara göre yapılan araştırmadaki sonuçlar. Yani gerçekten çok büyük bir rakam tekrarlaması. Ve bunda tabii ki Mehmet demin söyledi, hastanın yaşı, akut kronik olması, tendon yapısı, atrofi ve en önemli iki şey sigara ve diyabet. Hakikaten bunlar çok etkiliyor. İşte bu yüzden o zaman bu cerrahiye biyolojik destekleme, tamir sonrası iyileşmeyi geliştirme açısından neredeyse gerekli. Bununla ilgili bir sürü çalışma var. Ben size son olarak yapılan 2016, 17, 18, 19'daki 4 grubun review ve çalışmalarından bahsedeceğim. Bunlar HSS, Columbia Cornell, Stanford ve İngiltere'de olan 2 tane tıp fakültesinin yaptığı derlemeler ve çalışmalar. Burada biliyorsunuz genel biyolojik yaklaşımlarda çok popüler günlük herkesin dilinde olan platelet-rich plazma. Bu çok eleştiriliyor. Hala birazdan söyleyeceğim. Hala faydalı mı değil mi, bir sürü tartışmalar var. Ama şu bir gerçek ki Amerika'da PRP market sadece 2020'de %11.9 artmış. 2013'te 160 milyon dolarken 2020'de 350 milyon dolara çıkmış. Sadece ortopedik cerrahide, başka plastik falan dahil değil buna. Dolayısıyla PRP hala çok yaygın kullanılan ve günümüzde en fazla yine yayın yapılan konulardan bir tanesi, biyolojik destekleme. Evet, klasik PRP tek uygulama sonuçları dediğim gibi level 1 ve 2'de 15 çalışma alınmış. Bunların 4'ünde tekrar yırtığın azalmış olduğu ama 11 çalışmada ise genel olarak hiçbir şeyin değişmediği, PRP'nin çok büyük bir katkısının olmadığı gösterilmiş. Ama PRP'de de gelişmeler var. Şimdi solid PRP diye bir kavram var. Bunu mutlaka biliyorsunuz. Bu fibringlotlarla veya matrixlerle birlikte uygulanması. Bu uygulamalarda tüm rotator kaf tamirlerinde önerilmekte, özellikle ama geniş kronik yırtıklarda, çift sıra uygulamalarda bu solid şeklindeki PRP'nin tendon kemik bölgesine kullanılması öneriliyor. Ve bununla ilgili de çeşitli, dediğim gibi az önce, yayınlar var. Ayrıca gene PRP'nin diğer bir olayı, lökositten zengin mi olsun, fakir mi olsun, buradaki enflamasyon düzeyini bazı gruplar zengin olmasını öneriyor ama çoğunluk lökositten daha fakir bir PRP olmasını uygun görüyorlar. Ve dolayısıyla PRP rotator kaf tamirinde, cerrahisinde 3 formülasyonla uygulanabilir. 1, solid şekliyle. 2,
growth faktörlerle, büyüme hormonlarıyla bugün için en fazla yine güncel olan konulardan biri ki kıkırdak cerrahisinde de biliyorsunuz çok ön planda büyüme hormonlarını PRP ile birlikte karıştırarak bunları uygulamaya başladılar. Evet, demin söylediğim gibi bir grup lökositten zengin, bir grup lökositten fakir PRP'yi öneriyor. Burada tabii biraz da yapılan sonuçlarla ve alınan iyileşme oranlarına göre bakmakta yarar var. Ama bu gösteriyor ki PRP hala günümüz güncelliğini koruyor. Ama dediğim gibi biraz verifiye ederek. Büyüme hormonlarıyla yapılan çift kör randomize çalışmalarda fonksiyonel sonuçların, hasta memnuniyetinin, MR'larla tendon iyileşme analizleri dikkat çekecek derecede önemli bulunmuş. Ve yine takiplerde tekrar yırtık oranı %26.7 iken kontrol grubunda %41.2 olarak tespit edilmiş. Yine başka bir PRP uygulaması sütürlerin, enkörlerin kaplanması, PRP ile kaplanması, quadrant deep suture dedikleri olayların yapılması. Bu da bana çok enteresan geldi. Ben daha önce bilmiyordum böyle bir şeyi. Bu koyduğumuz anchorlarda veya sütürleri PRP ile kaplayarak buradaki tamir işlemini bunlarla yapıyorlar. Şimdi PRP bu şekilde güncelliğini değiştirmiş ve gerçekten çok daha bir farklı boyuta gitmiş bir şekilde günümüzde kullanılmakta. Türkiye'de bu tip bir uygulama var mı bilmiyorum ama biz birkaç olgumuzda solid tipi kullandık. Daha önce tek shot, tek PRP kullanıyorduk ama son zamanlarda onu da kullanmadık. Sadece solid tarzda fibriglotla birlikte kullanımını yaptık. Şimdi ikinci biyolojik yaklaşım rotator kafta kök hücre. Rotator kaf cerrahisinde iki yerden kök hücre alınıyor. Biri kemik iliği zaten standart, diğeri de yağ dokusu. Buradaki espri zaten şu, iyileşme bölgesinde hücre yok. Hücre çok yetersiz. Dolayısıyla bizim amacımız burada hücreyi arttırmak. Bu hücreyi de bugün için arttırabileceğimiz en önemli şeylerden biri mezenkimal kök hücresi. Ve bunlarla yapılan çalışmalarda 10 yıl sonra kök hücre grubunda %87 sağlam rotator kaf cerrahi sonrası tespit edilmiş. Kontrol grubunda ise %44 bu sağlamlık devam ediyor. Bu yapılan kemik iliğinden alınan kök hücreyle yağdan yapılan enjeksiyonlardaki son yapılan bir çalışma yine 35 hastada klinik ve radyolojik açıdan incelenmiş ve ciddi gelişme ve tekrar yırtık oranında ciddi azalma tespit edilmiş. Bunlarla ilgili çalışmalar, histolojik çalışmalar, flow cytometreler o kadar detaylı ki burada size onları versem hakikaten çok kafamız karışacak. Onun için çok böyle size güncelleşmiş şu andaki kullanım şeklini veriyorum. Kemik iliğinden kullandığımız kök hücrede yine yapılan bir çalışmada 6 ay sonra MR'da %100, kontrol grubunda %67 iyileşme tespit edilmiş. Ve yine demin söylediğim gibi de 10 sene sonra %87, kontrol grubu %44. Yağdan yapılan kök hücrelerle gene oldukça iyi bir sonuçlar alınıyor. Fakat şimdi kök hücrede de gene bazı gelişmeler var. Bunlar da scaffoldlar. Sadece enjeksiyon şeklinde kök hücreyi vermek değil, bir scaffold aracılığıyla buraya nakletmek. Ki gelecekte de augmentasyon uygulamaları büyüme hormonlarını da ilave ederek bunlarla birlikte, kök hücrelerle birlikte burayı daha fazla desteklemek ve hücresel seviyesini arttırmak. Tabii ki çok pahalıya mal oluyor şu anda ama kök hücreyle biyolojik augmentasyon rotator kaf cerrahisinde yeni bir alan olacak gibi görünüyor. Bu bütün araştırmacıların gelecekte rotator kaf için söylediği cümle. Şu anda da bununla ilgili scaffold ve growth faktörlerle ilgili in vitro, hayvan ve birkaç klinik çalışma var ki bunların sonuçları da oldukça ümit verici. Şimdi bunun dışında yine rotator kaf cerrahisinde biyomateryallerin kullanımları son yıllarda devreye girdi. Bu da kemik tendon iyileşmelerindeki sentetik materyaller. Özellikle son dönemlerde yapılan
nanofiber scaffoldlar. Bu scaffoldların bu kemik tendon iyileşme seviyelerine yerleştirilmesi ve bu nanofiberların aynı zamanda yine growth faktörlerle ve kök hücrelerle, pardon burası çok karışmış, kök hücrelerle desteklenmesiyle. Ve bunu, bu nanofiber scaffoldlar FDA tarafından polimerlerin kullanımı da onaylanmıştır. Ve bu oldukça bence değişik bir yöntem. Hem kök hücreleri kullanıyorsunuz, hem biyomateryalleri, bu nanoteknolojiyi kullanıyorsunuz ve burada hücreyi arttırıyorsunuz. Tabii bunun dışında başka bir biyolojik yaklaşım hidrojeller. Bunlar aktif biyomoleküller ve faktörlerle yüklenip verilebiliyor. Ne demek faktörler? İşte gene growth faktörleri verebiliyorsunuz. Ve biyomolekül demek aktif olarak orada aktivite yaratıp hücresel değişim sağlayan, hücresel gelişimi arttıran faktörler. Bunlar jelatin şeklinde de olabiliyor. Ve dediğim gibi bone morfolojik proteinlerle, platelet derivate growth faktörlerle yüklenerek buraya veriliyor. Bu daha çok jelatin tipi. Ama cerrahiden sonra, cerrahi bitiminde de enjeksiyon olarak bu şekilde hidrojel yapıları, molekülleri kök hücreyle birlikte de yine verme şansınız var. Şimdi buradaki en önemli olaylardan bir tanesi matrix metalloproteinazların artması. Bunlar arttığı zaman yırtık iyileşmesini azaltıyor ve dejenerasyona neden oluyor. Metalloproteinazlar sadece rotator kaf'ta değil, bütün kartilaj lezyonlarında da çok önemli. Ve bunu engellemek gerekiyor. İşte son teknolojilerde şimdi bunu engelleyen, metalloproteinazları inhibe eden maddeler kullanılıyor ki bunlardan bir tanesi doksosiklin, hem preop hem de postop fibrokartilaj oluşumunu arttırdığı gösterilmiş ve bu tarzda bir çalışmalar var. Şimdi bunlar rotator kaflarla ilgili olan biyolojik yaklaşımlardı. Osteoartritte ise son belki hafta veya 10 gün önce izlediğim bir sunum. Bu sunum çok enteresan geldi. Onun için sizinle paylaşmak istedim. Biliyorsunuz yaşlılıkla birlikte hücreler de yaşlanıyor ve bunlara senesent hücreler deniyor. Yani yaşlı hücreler deniyor. Bunlar 50'ye yakın enflamatuar enzim salgılıyorlar. Ve bu hücreler sizi yaşlandırıyor ve tüm hastalıkların artmasına ve gelişmesine neden oluyor. Ve bu enflamatuar markerlarla da kıkırdak bozulmanıza da neden oluyor ayrıca. Bunu peki nasıl durdurabiliriz veya yavaşlatabiliriz? Senolitik ilaçlar veya supplementler gündeme gelmiş. Yani ben de dediğim gibi 10 gün evvel bir sunumda gördüm. Bu hücreler, bu senolitik ilaçlar yaşlı hücreleri yok ediyor ve böylece markerları azaltıyor. Osteoartritin gelişmesine neden oluyor. Tabii ki sadece bununla değil, bunun yanında sizin biyolojik diğer kıkırdak için, omuz için ne kullanıyorsanız diğer biyolojik girişimleri de tabii ki yapabilirsiniz. Bu ilacın adı fisetin. Bu supplement olarak şu anda satılıyor. Amazon'dan da alabiliyorsunuz. Ve enflamasyon faktörlerini azaltarak hem anti-aging hem de osteoartriti geciktirici. Şimdi bu çalışma Vail'de Stedman Filipon Kliniği tarafından yayınlandı. Ama bütün şu grup, Mayo dahil, UCLA, işte San Francisco University of California, Wisconsin, bütün bu üniversitelerle ortak yapılan bir çalışma ve bunlarla birlikte sundukları bir enteresan bir supplement. Ben son gelişmeleri, biyolojik yaklaşımları burada sonlandırmak istiyorum. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. 2021 inşallah hepimize çok daha iyi gelecek, çok daha sağlıklı, güzel günler geçireceğimize eminim. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Bu güzel sunumunuz için biz teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Şimdi diğer konuya geçiyoruz. Omuzda yine önemli gelişme kaydeden bir bölüm ise omuz protezleri. Omuz protezlerinin gelişimiyle ilgili sunumunu Sayın Mehmet Demirtaş yapacak.
Mehmet ses yok. Mehmet abi sesin gelmiyor. Tamam, sessizliğe alışık değilim esasında. Tamam, duyuyoruz. Başta Yılmaz hocama, sevgili abilerim, hocalarım, hepinize selam sevgilerimi sunuyorum. 2020 kabus gibi bir yılda inşallah hepimiz için 2021'in daha iyi bir yıl olmasını diliyorum. Kendimi de sevdiklerim için hasar almadan 2020'yi atlatırsak gelecek yıl en azından tünelin ucunda bir ışık var. Ben de bundan önceki çok güzel sunumların ardından protez uygulamalarında neler değişti başlığını sizlere yansıtmaya çalışacağım. İlk omuz protezi esası 1893 yılında bir Fransız doktor Jules Pen tarafından yapılmış. Bir tüberküloz hastasına yapılmış. Demir ve deriden oluşan bir protez. Tabii daha sonra bir sürü protez deneyimleri var ama modern anlamda metal protez ilk defa 1944 yılında Kruger tarafından kullanılmış. Ama günümüzde hala kullanılan tek parça metal protezi 1952 yılında Charles Neer getirmiş. Bu birinci periyot deniyor. Charles Neer bir hemiartroplasti yaparak bozulmuş bir humerus yüzeyini düzeltmiş. Karşıda glenoidin düz olduğunu varsayarak. Daha sonra ikinci periyotta ise glenoid komponenti de değiştirebildiği iki taraflı yani menteşesiz protez olarak non-constraint protezler başlamış. Ama daha sonra esas periyot 3 dediğimiz esasında Gilles Walsh ve Pascal Bolon'un bu konudaki katkısı çok fazla. Modularity ve multimodularity yani hem sistem size'ını hem başı değiştirebileceğiniz, aradaki boyun uzunluğunu ayarlayabileceğiniz, başın offsetini ayarlayabileceğiniz protezler ortaya çıkmış. Aynı zamanda glenoid içinde delikli ya da pek dediğimiz farklı tasarımlarla glenoidinde de yüzey değişimleri ortaya çıkmış. Bu omuz protezinin tarihçesiyle ilgili 3-4 tane yayın var. Bunlara baktığımız zaman esasında çok daha eskiden beri herkesin kafasında aynı tasarımlar var. Yani bu ters proteze benzer. Glenoid kısmı böyle yani ball and socket dediğimiz bir top ve ona yuvası şeklinde protezler var. İki taraflı. Modern anlamda Neer ve protezlere baktığımız zaman öbür tarafta da gene Gramont'un yaptığı ters proteze benzer tasarımlar var. Hatta bunların içinde bir de Clayton Spacer diye bugün balon diye adlandırılan yani humerusla akromion arasında bir spacer konan şey de var. Bu tarihçede hakikaten çok değişik tasarımlar ve bunların klinik sonuçlarıyla ilgili baktığımız zaman günümüzde çözüm nasıl olmuş ya da günümüzdeki eğilim nereye doğru gidiyor? Biz protez yaparak normal bir anatomiyi taklit etmeye çalışıyoruz. Yani anatomik bir humerus başıyla anatomik bir glenoidi tekrar birbiriyle kaygan iki yüzey olan şu anda en sık kullanılan krom kobalt alaşımları veya titanyum karşısında yüksek linkli yani sert polietilenlerle sağlıyoruz. Ama herkesin humerusu aynı değil. O yüzden sistemi koyduğunuz zaman sistem kenarda kalırsa o zaman başı düzeltmek için aynen biz buna eksentrik dediğimiz Walsh ve Pascal Bolo tarafından bulunan eksentrik başla bu offsetler giderilmiş. Böylelikle komplikasyonlarda baktığınız zaman birçok şeyde bu resmi görürsünüz. Yani protezi az koyarsan tüberkül yukarıda kalır, çok yüksekte kalırsa da rotator kılıfı derler. O yüzden bu tip komplikasyonlara engel olmak için böyle bir şeyle ideal anatomi taklidi yapılmış. Hatta bu protezlerin kenarında da rakamlar var ki bunu döndürerek istediğiniz pozisyona getirebiliyorsunuz. Bu Affinis'in sayfasında gördüğünüz gibi buradaki aşağı ve yukarıya başın oynaması. Yandan baktığınız zaman böyle bir şey. Bu tabii ki protez cerrahisinde oldukça büyük bir kolaylık getirdi. Çünkü siz bir kere sistemi koyduktan sonra eğer sistem ve anatomik uyumu iyi değilse o zaman baş bir kısmı açıkta kalıyor ya da kemiğin bir kısmı açıkta kalıyordu. O yüzden bu sorunu çözmede çok etkili olmuş. Daha sonra baş rezeksiyonu ve bu açı esasına baktığınız zaman insanlarda ortalama olarak bu açı 125-135 derece civarında. Elimizde birçok kılavuz olmakla beraber başı kestiğiniz zaman elinizdeki proteze uygun açıda olması gerekiyor. Eğer baş tamamsa bir ölçekte başın ne kadar genişlikte ne kadar yükseklikte olduğunu görebiliyorsunuz. Ama bazen özellikle avasküler nekroz hastalarında ya da çok ileri artrozlarda başın sferik şekli kaybolduğu için bunu da karşı tarafla karşılaştırdığınız zaman yanlış koyabiliyorsunuz. Biraz evvel bahsettiğim gibi eğer baş ölçümü iyi değil ise o zaman bir takım problemler buradan ortaya çıkıyor. Yani protez yaparken sizin orijinal anatomiden farklı bir şey yapma şansınız yok. Aksi takdirde klinik sonuçlarla kötüleşecek ve bir süre sonra revizyon ihtiyacı doğacak. Peki üçüncü nesilden sonra adaptif tanımıyla
yeni bir nesil dikti. Belki de 3,5 diyeceğiz. Bunlar da mesela bu Artex'in Universe dediğimiz şeyinde bunda hem inklinasyonu ayarlayabiliyor hem de versiyonu ayarlayabiliyor. Aynı zamanda da offset'i ayarlayabiliyor. Yani sizin sisteminiz nerede durursa dursun siz başı istediğiniz konuma getirebiliyorsunuz. Bu çok büyük bir kolaylık. Hem cerrahide zaman kazanma açısından hem de hastanın iyi sonucu vermesi açısından. Daha bu gene aynı şeyden, nesilden Zimmer'in bir protezi. Burada protezin içinden geçen bir yuvarlak içinde vidayı sokarak bu vida sıkıştırıyor. Başı istediğiniz pozisyonda ve istediğiniz versiyonda ve yükseklikte tutabiliyorsunuz. Aynı zamanda Depuy Global'in de benzeri bir modeli var. Burada şey gibi başka resmini koyacaktım unutmuşum. Bir dumbbell gibi iki taraflı şey var. Baş var. Bu başın ileri geri ve yükseltisini sağlayabiliyor. Böylelikle başı istediğiniz pozisyonda koyabiliyorsunuz. Peki kırıklarda esasında kırıklarda protez ilk başta kullanılan daha gönül rahatıyla kullanılan bir protezdi. Kırıklarda en büyük dert protezi koyarken eğer tüberküller çok parçalanmışsa yüksekliği ayarlamadaydı. Hatta birçok firmanın yükseklik ayarlama için kitleri vardı. Sonra Bush Crescent'ın Dallas'tan dedi ki böyle gotik ark var dedi. Skapulanın medial kenarıyla humerus'un medial kenarı bir ark teşkil etmektedir. Bunu sağlarsanız doğru boya gelmişsinizdir dedi. Peki biz bunu sağlamaya çalışıyor muyduk? Çalışıyorduk. Ama bizim derdimiz neydi? Biliyorsunuz protez yaptığınız zaman protezin fonksiyon görmesi için omuzu hareket ettiren kasların çalışması lazım. Yani tüberkülün majus ve tüberkülün minusun etkin olacak ki hem dış rotasyon abduksiyona katkısı olsun. Her zaman bu tüberküller kaynamıyor. Bu tip protezlerin en büyük komplikasyon kaynağı tübergül iyileşmesiyle ilgili. Peki buna Pascal Boro ne demiş? Eğer tüberküllerin olduğu bölgede eğer metal miktarı daha az olursa özellikle kalçada bizim hastanelikte kullandığımız Moore protezine benzer bir aquarius protezi geliştirerek buraya hem graft koyarak hem de tüberküllerin iyileşmesi için daha fazla kemik stoğunun olması imkan vererek daha iyi sonuçlarla karşımıza çıktı. Yani kırık protezlerinde bu tip modellerle buradaki metal miktarı azaldıkça iyileşme çıktı. Birçok modelde buraya küçük kejler ve şeyler koyarak graftlerle buradaki biyolojik uyarıyı artırarak tüberkül iyileşmesini artırmaya çalıştılar. Peki bu tip protezler her zaman başarılı oldu mu? Bir süre sonra bunlarda ne oldu? Tepede rotator kılıf yırtıldı. Rotator kılıf yırtılınca yukarıya migrasyon oldu ya da ön tarafa migrasyon oldu. Ve sadece deltoidin hareket aksı bozulduğu için de bunlarda hem ağrılı hem fonksiyonsuz bir omuz çıktı. Ta ne zamana kadar? Hem hemilerde hem de glenoidi yapılmış hastalarda da bu tip kas yırtıklarından sonra bu protezlerin revizyonu ile ilgili elimizde çok fazla sonuç yoktu. İşte bu sırada 1985 yılında tamamen deltoid kas gücünü fonksiyon verecek hale getiren ters protez ya da İngilizce adıyla reverse translar inverse dedikleri tamamen konkav ve konveks yüzeyleri değiştirerek deltoidi kullanan Gramont'un bu protezi birçok hastaya ümit ışığı oldu. Hakikaten bu protezle fonksiyonu artıp ağrısı geçen hastalar çıktı. Peki zaman içinde ne oldu? Çünkü burası stabil olsun diye Gramont bunlara 155 derecelik bir şey yapmıştı ama zaman içinde burası glenoida dayanarak glenoid'den notching yaptı. Bu notching hatta miktarına göre de Silvo tarafından sınıflandırıldı. 4 gruba ayrıldı. Bir kısmında hala ortasına kadar giden notchingler vardı. Peki bunu düzeltmek için ne oldu? Yukarıda olan glenoidi biraz daha seviyeye getirirsek bu %29'a düştü. Daha aşağı indirdiğimiz zaman %18'e düştü. Biraz daha aşağıya indirdiğiniz zaman %9'a kadar düştü. O zaman dediler ki glenoidi aşağı indirirsek notching azalacak. Glenoidi eğer yerleştirirken sıkıntı olursa o zaman eksantrik yapalım. Glenoidin aşağı doğru olan kısmı uzun olursa günümüzde kullanılan birçok modelde eksantrik glenoidle aşağı indi. Peki sadece bu yeterli mi? Çünkü medial değildi. Bu sefer glenoidi biraz daha ağırlık merkezini lateral almak için Pascal Boulot buraya bio-RSA denen bir kemik graftiyle kenara almaya kalkıştı. Frankl protezinde sadece metalle lateralizasyon başladı. O yüzden bu çentik için dediğimiz gibi bio-RSA ya da protezin kendinden lateralizasyonu sağlayan yeni modeller ortaya çıktı. Bunun arayışların hepsi komplikasyonları azaltmak için. Yani glenoidi lateralize edelim, inferiora alalım, böylelikle notching olmasın ve protez glenoidten uzun dursun. Peki sadece bu mu? İlk başta 155 derece olan açı bu sefer de 125-135 dereceye kadar düştü. Böylelikle açının 155 olmasının sebebi stabiliteyi sağlamaktı ama
Güçlük açılarda da stabilite var. Buraya baktığınız zaman piyasadaki birçok global pazar payı yüksek firmaların protez açılarını görüyorsunuz. Depo ilk çıkan 155 ama daha sonra 150, 147, 145, 142, 125'e kadar düşen şey var. Bir de dediğim gibi eğer Artex Universe gibi bir sistem kullanırsanız 135-155 arasında değiştirebiliyorsunuz. Lateralizasyonla ilgili birçok makale ve çalışma var. Gördüğünüz gibi buradan lateralizasyonu hem Glonate'den hem Homerus'tan yapabiliyorsunuz. Homerus'tan nasıl yapıyorsunuz? Ya bu iki parçalı protezler yardımıyla yapabiliyorsunuz. Bu iki parça üzerinden değiştirerek ya da daha küçük sistemli onlay dediğimiz buradaki aynen başta kullandığımız sistemi burada da kullanabiliyoruz. Peki lateralize olunca ne yapıyor? Kadra sistemi kenara gidiyor. Ancak bir miktar diye akromiyona düşen yükü artırıyor. Biraz evvel dediğim gibi buradaki eksantrik başı istediğimiz şekilde yönlendirerek medyale de alabiliyoruz, lateralde de alabiliyoruz. Yeni modellerin hepsi convertible dediğimiz, yani sistemi bir kere koyduktan sonra istediğimiz pozisyonu verecek şeylere sahip. Bizde Türkiye'de olan bir şey değil. Bu artık şeyin Aqualis'in sayfasında, daha doğrusu şu anda Wright Medical olarak geçiyor. Bunun ters protezinde kısa sistemin ucuna yerleştirilen onlay şey görüyorsunuz. Peki glenoid her zaman iyi mi? Zaman zaman eskiden bizim karşımıza çok kötü hastalar çıkardı ama şimdi hemi sonrası ya da uzun süren osteoartrit sonrası posteriöre kaçan omuzlar var. Bunlar için ne yapalım? Biraz sonra geleceğim. Bunları tomografide çok iyi değerlendirebiliyoruz. Ne kadar bir arkaya kaçış var onu görebiliyoruz. İki farklı yaklaşım var. Bu eksik olan kısmı ya kemikle tamamlayabiliriz ya da buraya kullandığımız glenoid komponente destekli ya da augmented tanımı olan parçaları kullanabiliriz. Şu anda endüstri bu konuda kıyasıya bir rekabet içinde. Peki glenoid'de neler değişti? Glenoid eskiden sadece polietilenken şimdi hibrit dediğimiz yani bir kısmı metal olan bir kısmı polietilen olan modeller ortaya çıktı. Biraz evvel convertible dediğimiz şu anda gördüğünüz sanki sadece normal standart bir total artroplastik kullanacak metal bek aynı sadece polietilen değişiyorsunuz. Aynı metal bekin üzerinde ters proteze dönüşebilecek şekilde yapıyorsunuz. Yani glenoidi ve humerus'u değiştirmeden anatomikten terse geçiş, öbürünün geçişi çok fazla pratik değil ama mümkün olabiliyor. Humerus'un stem boyu eskiden uzundu, şimdi ne oldu? Stem restler çıktı. Eğer kemik stoğu iyiyse bu kemiği harcamayalım, revizyonu kolay olsun diye. Stem restler, her firmanın stem restleri var. Kısa stemliler var ya da iki parçalılar var. Yani stemin içine bir parça yerleştirip ondan sonra üsttekini değiştiren parçalar var. Bunlara convertible. Yani hem sistemi convert oluyor hem de glenoidi convert oluyor. O yüzden bu tip prosezlerde değiştirmek istediğiniz zaman daha az morbiditeyle değiştirmeyi sağlayabiliyorsunuz. Peki 3 boyutlu teknoloji buraya da mı geldi? Doğru. 3 boyutlu bilgisayar desteğiyle. Yani Ionity ben bilmiyordum. Araştırırken gördüm. Bu konunun öncülerinden biriymiş. Burada hem doğru ölçüm yapıp preop değerlendirmeyi çok daha sağlıklı yapıyorsunuz. Sanal yerleştirme yapabiliyorsunuz. Bu şekilde cerrahi hatayı minimuma indirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada sanal ortamda protezi yerleştirip hangi açıda koyacağız? Bunun için doğru açıya göre bir kılavuz polietilenden baskı yapılıyor. Bu kılavuz baskıyla ilk kılavuz teli koyduktan sonra da hatasız olarak işlemler silsilesi devam ediyor. Bu çok önemli bir şey. Bildiğiniz gibi teknoloji bize iki tane şey veriyor. Ya bir işi daha kolay yapmanızı sağlıyor ya da daha az hatalı yapmanızı sağlıyor. Yani teknoloji zaman içinde doktorun becerisini üstleniyor. Yani bir işi herkes de yapabilecek. Amerikalılar buna idiot proof diyorlar. Yani sonuçta teknoloji hale gelecek ki her beceriden insanlar aynı kalitede işi teknoloji sayesinde yapabilecekler. Ya da burada bir plastik maketine basıp ona göre bir kılavuz tasarlamak ya da kılavuzun modellemesini yapmak mümkün. Yani artık omuz protezini daha düzgün şartlarda daha anatomik yapmak mümkün. Yeni malzeme var mı? Doğru. Yeni malzeme olarak glenoidin artısını trabeküler metal. Ben hiç görmedim ama polietilenin içine vitamin E eklendiği zaman polietilenin aşınma katsayısının çok daha yükseldiği söylenenler arasında. Pirokarbonda elastisitesi ve modülüsü açısından kıkırdak ve kemiğe daha yakın olduğu için uzun takiplerinde de el cerrahisinde uzun süredir kullanılan bir madde. Ama pirokarbonda omuzda son zamanlarda popülerize olan modellerden bir tanesi. O zaman genimizde gelecekte ne var? Yeni tasarımlar tek sistemi koyduğunuz zaman bunda daha az hatayla başı istediğiniz pozisyonda, istediğiniz versiyonda, istediğiniz yükseklikte yere koyabilecek. Tabii ki 3 boyutlu teknolojiye geçtikten sonra kişiye özel protez yapımı
gündeme gelecek. Özellikle granüloid kemik defekleri olanlarda tam orijinaline yakın şey yapmak mümkün olacaktır. O yüzden gelecekte işlerin daha rahat olacağı, bu işte beceriden çok bilginin ön plana çıkacağını görüyoruz. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yılı, 27 Aralık önemli bir gün. Bu resim daha önce meclisin önünde bulunan kol saati heykelini Melih Gökçek dikmişti. Mansur Yavaş bugün bu heykeli sökerek Atatürk'ün Ankara'ya gelişini simgeleyen bu heykele hizmete açıyor. Her ne kadar sanal ortamda olsa da Ankara için güzel bir gün. Hepinize iyi günler diliyorum. Teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz bu detaylı sunumunuz için. Share screen'den çıkarsanız Mehmet abi. Evet. Şimdi hemen devam ediyorum konuşmalara. Bundan sonraki konuşmamız donuk omuzla ilgili. Sayın Sercan Akpınar donuk omuzdaki gelişmeleri, onun tedavi yaklaşımlarındaki değişimleri anlatacak. Sercan sesin gelmiyor. Şimdi nasıl? Ha, şimdi sesin geliyor, evet. Tamam, okey. Sevgili Mustafa, değerli eski başkanlar ve saygıdeğer dinleyiciler, herkese iyi akşamlar. 2020 yılının bitmesine 4 gün kaldı. Hepinize 2021 yılında sağlıklı bir yıl diliyorum. İnşallah bu COVID belasından kurtulacağız. Ben de size donmuş omuz hastalığını anlatacağım. Donmuş omuzla ilgili son gelişmeler ve son temayül nedir, ondan bahsedeceğim. Donmuş omuz ilk defa Nevizer 1945'te adezif kapsülit tarifini yapmış. Bu Nevizer diğer Nevizer'ların en büyük babası, yani Nevizer aşiretinin birincisi diyebilirsiniz. Daha sonra 95'te Reeves, sebebi belli olmayan ani başlangıcı omuzun aktif ve pasif hareket aralığında ciddi kısıtlama yapan bir durum olarak tarif etmiş donmuş omuzu. Donmuş omuzun mekanizması, oluş mekanizması, patolojisi, klinik tanısı ve tedavisi karmaşık ve zor. Aniden başlayan bir ağrı ve hareket kısıtlılığı oluyor. Konservatif tedavi edilen hastaların %50'si hafif ağrı veya sertliği hala, bu Schaefer'ın yaptığı çalışma, 7 yıl sonra bile hala şikayetlerin devam ettiğini göstermişler. Dolayısıyla sıkıntılı bir hastalık. Aslında ortopedi polikliniğinde hepimizin çok sık karşılaştığı bir hasta grubu bu. Ve çok sık karışıyor hasta gruplarıyla. Rotator kaf hastalarıyla özellikle çok sık karışıyor. Çok dikkat etmemiz gereken bir hasta grubu. Etiyolojide esas problem, kapsülde bir fibrozis var ve sertleşme oluyor. Dolayısıyla patoloji genelde kapsülün ön kısmında oluyor. Bazı predispozan faktörler var. Mesela burada gördüğünüz gibi mutlaka donuk omuz, donmuş omuz olan hastalarda Dupuytren var mı diye bakmanızda fayda var. Çünkü bu hastaların büyük bir kısmında Dupuytren de oluyor ellerinde. Daha önce diyabet mutlaka olan hastalar var. İşte servikal patolojisi, kalp cerrahisi geçirmiş hastalar ya da tiroidi hastalığı olanlarda mutlaka predispozan faktörü aramakta fayda var. Patoloji eklemde hipertrofik bir sinovit ile başlıyor ve kalınlaşmış kontrakta bir kapsül var. Bunu Bateman ilk defa böyle tarif etmiş. Daha sonra Near, koracoumeral ligamanda bir başladığını söylüyor. Diğer başka yazarlar biceps'te başladığını söylüyor. İlerleyerek interval yapıların kapsülün ve biceps'in tutulduğunu biliyoruz hepimiz. Hikaye tedrici başlangıçlı müfem bir ağrı var. Hastalar genellikle minor yaralanma bildiriyorlar. Sıklıkla ani bir hareket sırasında, işte arabanın arkasında bir paketi alırken elimi uzattım ağrı girdi ya da hiç ceket giyerken birden ağrı girdi gibi şikayetlerle başlıyor şikayetleri. Koldan aşağı vuran hissizlik, skapulada, trapeziusta ya da servikal bölgede spazm tarif ediliyor. Hastalar da sınıflamaya bakacak olursak bir tanesi primer, yani idiopatik. İdiopatik bilmiyoruz.
Sebebi belli olmayan hastalar, bilmediğimiz hastalar bunlar. Bir kısmı sekonder, onları biliyoruz. İşte intrinsik olabiliyor, ekstrinsik olabiliyor ya da sistemik nedenler olabiliyor. Sistemik nedenlerden en çok karşımıza çıkan diyabet ve tiroid hastalıkları. Tersiyer olarak da işte ameliyat sonrası ya da post travmatik olabiliyor. Fazları ayıracak olursak, safhaları ayıracak olursak hastalığı. Birinci safha sinovit safhası. İkinci safha donma safhası. Üçüncü safhası donmuş omuz safhası. Ve dördüncü safha da çözülme safhası. Fakat klasik olarak kitapta, literatürde 24 ay sürdüğü söyleniyor. Ama dediğim gibi 5 ila 7 sene süren hastalar var. Birinci fazda artan müpem yansıyan bir ağrı var. Gece artıyor. Son sınırda keskin bir ağrısı var. İşte böyle bir hasta geldiği zaman eğer hasta safha 1'deyse biz bunu donmuş omuz olarak değerlendiremeyebiliriz. Bir MR çektiririz. MR'a bakarak da karar verirsek işler giderek de daha da kötüleşebilir. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Safha 2'de donma safhası, akut sinovit var. İstirahat ve hareketle şiddetli ağrı var. Bu safhada asla ve asla cerrahi yapmamamızda fayda var. Başımıza iş açarız daha sonra. Safha 3'te olgunlaşma safhası, daha az istirahat ağrısı var, gerilme ağrısı var. Tam düzlemlerde ciddi sertlik var. Ve safha 4'te de erime safhası, kronik periyot, yavaş iyileşme ve %30 rezidüel kayıp bildirilmiş bu hastalarda. Hiçbir zaman tam dönmeyen hastalar var. Özellikle de diyabetik hastalar daha kötü sonuçlar alıyoruz. Şimdi tanıda anamnez ve klinik muayene çok önemli. MR bizi yanlış değerlendirmeye yöneltebilir. Çok iyi MR okumamız lazım. Yanlış tanıya ve tedaviye yönlenmemek açısından. Çünkü MR raporuna bakarak karar verirsek, MR raporlarında parsiyel yırtık, tam kat, rotator manşet yırtığı, sıkışma sendromu falan gibi ya da slap lezyonu gibi teşhislerle karşılaşabiliriz. Bunları çok fazla kale almamakta fayda var. Muayenede her yönde hareket kaybı var. Korakoid çıkıntı üzerinde hassasiyet oluyor. Primer olgularda kol gövde yanındayken dış rotasyon kaybı ve dış rotasyonda ağrı olur. En büyük klinik muayene bulgusu bu aslında. Yani omuz addüksiyondayken dış rotasyon kaybı. Klinik şüphe varsa kontrastlı MR veya artro MR çekilebilir. Bakın bu hastaya açık kaf tamiri ya da akromioplasti yapılmış. Şimdi tam hatırlamıyorum ama cerrahi yapılmış bir hasta ama frozen shoulder'ı, donmuş omuz olan bir hasta. Yani dikkat etmezsek böyle komplikasyonlarla karşılaşabiliriz. Lütfen MR'ı iyi değerlendirelim. MR'daki en büyük şey subkorakoid efüzyon ve biceps tendonu çevresinde sıvı ve sinovit görmemiz. Rotator kılıfla ilgili tendinosis ya da başka bulguları çok fazla kale almamakta fayda var. Konservatif tedavi, steroidler, fizyoterapiler yapılabilir. Kapsül distansiyonu, interskelen blok ile fizyoterapi, anestezi altında manipülasyon gibi şeyler yapılabilir. Artroskopik gevşetme ve açık gevşetme de cerrahi tarafı işin. Konservatif tedavi ile ilgili size bir yayından bahsedeceğim. Bu 269 hastalık omuzluk bir çalışma. 4.4 yıl takip etmişler. %20 bilateral tutulum tarif ediliyor. Uzun dönemde hastaların %59'u normal veya normale yakın omuz, %41'inde de bazı devam eden şikayetler tarif edilmiş. Bunların çoğu ufak tefek ağrı şikayetleri. Sadece %6 hastada aşırı ağrı ve hareket kaybı var. Konservatif tedavi parametreleri işte tens, germe egzersizleri, scapulotorasik egzersizler, non-steroidler, oral steroidler, eklem içi steroid enjeksiyonları yapılabilir. Bazı literatürde karşılaştırmalı çalışmalar var. Hasta tabanlı egzersiz programı ile bireysel fizyoterapi ve ev egzersiz programına göre daha etkili olduğunu gösteren bir çalışma. 9 randomize kontrollü çalışmayı değerlendirmiş Şah ve arkadaşları. İlk bu steroid enjeksiyonu ile ilgili ilk iğneden itibaren 4 aya kadar 3 iğne faydalı olduğunu söylüyor. 4 ile 6 iğne sınırlı sayıda veri. 6 iğneden fazlasının bir anlamı yok. Yani 3'e kadar steroid enjeksiyonu yapılabilir. Yine bir 2014 Cochrane çalışması, 32 çalışmayı 1836 hasta steroid enjeksiyonu ile ilgili ağrıyı geçirmekte etkili ve hareketi arttırıyor. Manuel terapi ev egzersizinden daha iyi değil. Antiinflamatörlerin etkisi yok. Oral steroid ağrıyı azaltıyor.
Bu da başka bir çalışma. Fizik tedavi görmüş 100 hastaya intraartiküler steroid yapılmış ve %3 ay içerisinde %80 iyileşme tespit edilmiş. %10 hastada ikinci enjeksiyon gerekmiş ve hastaların ancak %10'u cerrahi tedaviye gitmiş. Benim uyguladığım yöntem bu bildiğimiz anterosuperior portal girişi aslında, artroskopiyle yaptığımız. Oradan giriyorum. Korakoid prosesinin lateralinden biraz da yukarısından, orada bir yumuşak nokta var. Oradan girerek eklem içine enjeksiyon yapıyorum. Gerçekten çok faydalı olduğunu söyleyebilirim. Kapsüler distansiyon yapılabilir ama çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Bunu geçiyorum. Anestezi altında manipülasyon 3-6 ay etkili fizyoterapiye rağmen başarı yok ise yapılabilir. Sürekli ağrı geçtikten sonra mutlaka yapmak lazım. Sinovit aşamasında uygulanmamalı. Zaten cerrahi de sinovit aşamasında yapmıyoruz. Ama tabii ki anestezi altında manipülasyonun komplikasyon riski yüksek. Bunlar neler? Şimdi söyleyeceğim. Anestezi altında manipülasyonun şeyleri var, sırası var. Önce ön elevasyon, sonra abdüksiyon, sonra 0 derece abdüksiyonda dış rotasyon, sonra 90 derece abdüksiyonda dış rotasyon, 90 derece abdüksiyonda iç rotasyon ve cross body abdüksiyon şeklinde gidiyor. Ama riskleri yüksek olan bir şey. Mesela diyabetik hastalarda hiç tavsiye etmem. Çünkü hastalar zaten osteoporotik oluyorlar ve de başarı oranı zaten düşük. Kırık riskimiz %10, omuz çıkı riskimiz var. Rotator manşet lezyon oluşturma, slap lezyon oluşturma ve brakiyal plexus yaralanma riskimiz var. Dolayısıyla çok tavsiye ettiğim bir şey değil benim anestezi altında manipülasyon. Manipülasyonu ev egzersiziyle, sadece ev egzersiziyle karşılaştırmışlar. Manipülasyonu sadece ev egzersizlerine avantajının olmadığını bulmuşlar. Artroskopik gevşetme, gene anestezi altında başarısız manipülasyon yapılmışsa ya da anestezi altında yetersiz manipülasyon yapılmışsa, ameliyat sonrası dolmuş omuza gelişenlerde, osteoporotik hastalarda, diyabetiklerde ya da manipülasyon sonrası kontrol veya kapsül rezeksiyonu için yapılabilir. Ekleme giriş standart artroskopiye göre daha zor. Bunu bilmemizde fayda var. Çünkü eklem hacmi çok daralmış. Normalde eklem hacmi 25 milimetre civarında ama dolmuş omuzda 5-10 milimetreye kadar düşüyor eklem hacmi. Dolayısıyla ekleme girerken çok dikkat etmemiz lazım. Eklem dar olduğu için obturatörle humerus başında ya da glenoidde kıkırdakta hasar oluşturma riskimiz var. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Kapsülün kontrollü gevşemesini sağlıyoruz. Ek patolojileri tasaplayabiliyoruz artroskopi sırasında. Gerekli olgularda subakromiyal bölge artroskopisi yapabiliriz. Ama primer donmuş omuzda, yani idiopatik donmuş omuzda subakromiyal bölgesine çok gerek olmuyor. Antero-kapsül gevşetmede aksiller sinire çok dikkat edelim. Aksiller sinire bildiğimiz gibi antero-infra kapsülün 7 milimetre altından geçiyor. Özellikle koter kullanırken çok dikkat etmekte fayda var. Posterior kapsülü keserken de infraspinatus sendonuna zarar vermememizde fayda var. Artroskopik gevşetme, sinoviyal rezeksiyon, rotator intervalin genişletilmesi, orta glenomeral ligaman rezeksiyonu, diğer glenomeral ligamanların kesilmesi, arka kapsülün gevşetilmesi şeklinde gidiyor. Bakın burada çok dar bir eklem, ekleme girilmiş ama eklem kapsülü kalın, etrafta sinovit var. Ama dediğim gibi bu artık donma evresinde bir eklem, öyle çok fazla sinoviti olduğu bir eklem değil. Önden başlıyoruz. Hani önce rotator intervali genişletiyoruz koterle. Şurada gördüğünüz şu humerus başı, şu taraf glenoid. Şu da subscapularis tendonu. Önce bu şuradaki üçgeni boşaltıyoruz. Burası rotator interval. Bunu yaparken eğer hasta gençse biceps tendonuna zarar vermemizde fayda var arkadaşlar. Ama yaşlı bir hastaysa, 65-70 yaşındaysa biceps tenotomisi yapabilirsiniz. Burada size korakohumeral ligamen, bakın şu korakoid proses, mouse nerede, mouse'u bulamıyorum. Ha. Burası korakoid proses ve korakoid prosesin lateralinde korakohumeral bağın kesilmesini görüyorsunuz. Daha sonra önden aşağı doğru kapsülü, bakın kapsül çok kalın. Yani normalde glenomeral eklem kapsülü bu kadar kalın değil.
Subskapularisin önünden ve arkasından temizlik yaparak yavaş yavaş aşağıya doğru iniyoruz. Aşağı indikçe zaten omuz eklemenin hareketlerin açıldığını da fark edersiniz. Bakın, eklem kapsülü iniyoruz aşağı doğru. İnferior kapsül, glenoid, glenomeral ligaman ve kapsül çok kalın. Kapsülün içerisinde mukoid dejenerasyon gelişmiş. Bakın sarı dokular görünüyor. Glenomeral eklem kapsülü bu kadar kalın değil hiçbir zaman. Aynı bir ayakkabı köselesi kadar kalın bir kapsül kesiyorsunuz burada. Buradan aşağı doğru iniyoruz, inferiöre kadar. Burada tabii yine dediğim gibi aksiler sinire çok dikkat etmemiz lazım. Daha sonra burayı temizledikten sonra da posteriöre geçiyoruz. Bakın burası posteriör. Posteriör kapsül de çok kalın görünüyor. Posteriör kapsül de aslında çok incedir normalde. Burada infraspinatus tendonuna çok dikkat etmemiz lazım. Tendonu kesmemekte fayda var. Buradan aşağı doğru yine bir posteriöre bakıyoruz. Önden arkaya bakıyoruz. Posteriör burası. Posteriör inferior aşağı doğru inip posteriör inferior glenomeral ligamanı kesiyoruz ve oradan da akseller resesüse geçiyoruz. Akseller resesüsteki kapsülotomiyi tamamlıyoruz. Sercan hocam toparlarsan... Eğer gerekirse... Tabii ki ilerleyeyim ben. Post-op bakım bazen intersakalan kateter kullanabiliriz. Ben asla kolaskısı kullanmıyorum. Fizik tedavi erken başlamak ve aktif hareketlere başlamak önemli. Literatürde bazı çalışmalar var. Artroskopik kapsülotominin çok faydalı olduğuna dair. Artroskopi yaparken işte hipotansif anestezi, kapsülü dikkat edeceğiz. Gereksiz rezeksiyon yapmayacağız. Kıkırdağa dikkat edeceğiz. Vesaire. Güncel olarak primer donmuş omuzda önce konservatif tedavi, gerekirse manipülasyon, gerekirse de artroskopik cerrahi. Diyabetik hastalara çok dikkat edelim. Manipülasyondan kaçınalım. Bunlar çünkü resistan ve osteoporotik hastalar. Posttraumatiklerde yine konservatif tedaviye cevap vermiyorsa artroskopik cerrahi yapılabilir. Cerrahi sonrası donmuş omuzlarda bunları da çok beklemek lazım. Cerrahi sonrası bir sene bekledikten sonra hala sertlik varsa artroskopik cerrahi yapılabilir. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bu detaylı sunumunuz için evet. Şimdi stabilitesinde işte bu konuda Sayın Şenol Akman bize bilgi verecek. Son sesim geliyor mu? Gelmiyor herhalde. Ha, ses geliyor mu? Evet. Tamam. Sevgili Mustafa, bir kere öncelikle sana çok teşekkür ediyorum. Geliyor. Tamam. Organizasyon için çok teşekkür ediyorum. Diğer kıymetli hocalarıma, abilerime ve kardeşlerime de sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Biraz süre aşıldığı için bazı slaytları hızlı geçeceğim. Demin birkaç tanesini çıkarttım zaten. Ona göre bir sunum yapmaya çalışacağım. Şimdi bu benim gittiğim ilk milli kongre. Mehmet abi çok iyi hatırlar. Demin Mehmet abiyi dinlerken onun da ikinci kongresi olduğunu anladım. Omuzla ilgili herhalde, yanlış anlamadıysam. Şimdi tabii instabilitede ya da omuzda bir sürü şey değişiyor da insanlar da biraz değişiyor herhalde. Ama şunu anladım bu resimden. Mehmet abi değişmemiş. Yılmaz Hoca gençleşmiş. Değişen herhalde biz mi değiştik? Bizde saç kalmamış herhalde. Öyle bir şey oldu. Hep böyle devam eder inşallah diye umuyorum. Şimdi instabilitede neler değişti? Direkt tedavilerinden bahsedeceğim size. 20 yaş altı özellikle sporcularda, ilk çıkıklarda, travmatik olanlarda bunların tekrarlanma olasılığı çok yüksek. Konservatif mi cerrahi mi? Önceden daha çok konservatifte kalabiliyorduk.
Ancak günümüzde artık özellikle bu hastalarda artroskopik cerrahi daha ön plana çıktı. Biraz daha ileri yaşta, 30-40 yaşta ilk çıkıkta, travmatik olanlarda, bunlarda tekrarlanma olasılığı birazcık daha az. Yine konservatif bir cerrahi mi? Yine cerrahiye doğru bir yatkınlık var ama şahsen ilk tercih edilmesi gereken konservatif tedavi bence bu yaş grubunda ve sporcu olmayanlarda, profesyonel olmayanlarda. Tekrarlarsa cerrahi tedavi, artroskopik cerrahi tedavi uyguluyoruz. İlk çıkık tedavisinde değişiklikler, konservatif tedavi oranları azaldı ilk çıkıkta. Ülkemizde net veri olmamasına rağmen dünya verilerine paralel olarak cerrahi yaptığımız vakalarda artış var hepimizin. Ancak konservatif tedavide veya cerrahi tedavide, artroskopik tedavide tekrarlayan çıkıkların oranında meta analizlere baktığınız zaman istatistikler olarak belirgin bir fark yok. Ama özellikle profesyonel sporcularda ilk tercih cerrahi olmaya başladı günümüzde. Konservatif tedavide neler değişti? Biz ilk asistanlığa, uzmanlığa başladığımız zaman süreler 3 hafta hatta 5 haftaya kadar omuz çıktıklarından sonra tespit süreleri vardı. Herhangi bir bunda çok ciddi değişiklikler oldu. Süreler çok azaldı. Artık yaklaşık konservatif tedavide ortalama bir hafta kadar bir tespit süresi öneriliyor. Konservatif tedavide yine daha önceden dış rotasyonda tespitlerin sonuçları olumlu yönde değiştirdiğine ait görüşler vardı. Bu da negatif olmaya başladı. Şimdi tekrar çıkık riskini arttırmayacak şekilde erken fizyoterapi öneriliyor. Kol askısı da yine kullanılacaksa kolu iç rotasyonda tutmak yerine bir yastıklı kol askısı daha uygun. Şimdi bu Almanya'da yapılan ortopedik cerrahlar arasında yapılan bir çalışma. 2001'e kadar vakaları incelemişler, bir meta analiz. 2001'e kadar inceledikleri omuz çıkıkları, ilk omuz çıkıklarında %27 konservatif tedavi var. %66 artroskopi tedavisi yapmışlar. %34'te açık cerrahi yapılmış. Aynı grup yine 2012'de bir araştırma yapmış. Geriye yönelik olarak yine vakalar incelenmiş. Gördüğünüz gibi konservatif tedaviler yaklaşık yarı yarıya düşmüş. Artroskopik cerrahi artmış. Açık cerrahilerde oldukça düşmüş. Şimdi gelelim tekrarlayan çıkıklarda durum ne? Tekrarlayan çıkıklarda artroskopik bankart onarımı ve açık bankart onarımı ile ilgili çeşitli meta analizler var. Özellikle 2000'li yıllardan itibaren artroskopik tedavilerde ciddi oranda artış var. Açık bankart tedavilerinde onarımlarında azalma devam etmekte. Yine artroskopik tamirlerde dış rotasyon kaybı daha azalıyor hastalarda. Açık bankart onarımlarında ise özellikle 90 derece abduksiyonda ve dış rotasyonda kayıp daha fazla, daha belirli. Ancak artroskopik bankart onarımı yapılanlarda bununla paralel olarak subluksasyon ve apprehension bulguları hastalarda daha fazla ortaya çıkmış. Açık bankart onarımında ise stabilizasyon daha iyi olduğu için klinik olarak subluksasyon ve apprehension daha az. Tabii bunda kapsül plikasyonunun belki açık olan vakalarda daha iyi yapılabilmesinin etkisi olacağını düşünüyorum ben. İlk yıllarda artroskopiye başlanan ilk yıllarda Türkiye'de bu instabilite vakalarında termal shrinkage uygulanıyordu. Artık termal shrinkage'in yeri yok. Herhangi bir efektivitesi olmadığı anlaşılmış durumda. Şimdi sporcularda önem kazanıyor. Sporcularda tekrarlayan çıkıklarda amaç en yüksek oranda sporcunun spora dönebilmesi, en çabuk oranda dönebilmesi ve travma öncesi aktivite derecesine dönüş. Bu üçü çok önemli. İki gruba ayrılarak çalışmalar yapılmış. Şimdi gördüğünüz gibi spora dönüşte artroskopik bankart, yani izole artroskopik bankart %97,5 ve ay olarak da yaklaşık 6 ay. Diğerleri azalarak spora dönüş oranında gidiyor.
Ama mesela letarji yapılan vakalarda süre olarak 5 ayda bir dönüş var, spora dönüş var. Ama bunu spor öncesi aktivite derecesine dönüşle de karşılaştırdığımız zaman durum yine %91,5'la izole artroskopik bankart tamirlerinde ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi aktivite derecesinde dönüş bu sefer artroskopik letarjette en düşük. Yani daha avantajlı gözüken yine artroskopik bankart tamiri gibi gözüküyor sporcularda. Pozisyonda bir değişiklik yok. Problemlerimizde de bir değişiklik yok pozisyonla ilgili. Başın tespiti yine problem. Serebral perfüzyon problem. Servikal problemler. Cilt problemleri. Ve her zaman olduğu gibi yine hipotansif anestezi yine karşımıza sorun olarak çıkmakta. Bunlarla karşılaşmamak için benim önerim hastayla bu pozisyon verirken mutlaka birebir uğraşmakta fayda var. Özellikle uzayan vakalarda cilt problemlerine dikkat etmek gerekiyor. Kulakta, dudakta, burunda bir takım paresteziler görülebiliyor. Gördüğünüz gibi bir hastamda benim böyle alında bir ciltle ilgili bir nekroz gelişmişti. Bu da medikolegal problemlere yol açabiliyor. Kemik lezyonlarında ne yapıyoruz? Kemik lezyonları iki bölgede oluyor. Glenoid ve humerus başında. İkisinde beraber olduğu zaman rekürans açısından daha dikkatli olmak gerekli. Glenoid kemik lezyonlarında özellikle anterior ve anterior inferior bölgede görüyoruz bu kemik lezyonlarını. Kritik boyut yaklaşık %20-25 kadar. Bunu konvansiyonel grafilerle, BT ile, 3D ile, MR'la, artro MR'la veya artroskopi ile tespit ediyoruz. Bunlarda çok fazla bir değişikliğimiz yok. %20-25 defekt olan vakalarda artroskopik veya açık tamir. İleri defektlerde ise daha çok kemik defektine yönelik bir takım tedaviler, yani günümüzde daha çok letarji ameliyatları önerilmekte. Hill-Sachs lezyonlarında durum ne? Kritik boyut yine %20-25. Özellikle medyalize defektler ve engaging varsa. Glenoid ve Hill-Sachs beraberliği, yani kemikle ilgili beraberlik, rekürensi arttırıyor. Humerus'ta defekt küçükse eğer ve glenoid'de kemik kaybı yoksa veya minimalse, sadece bankart tamiri ve kapsüler plikasyonla iş bitiyor. Ama büyük defektlerde günümüzde remplisaj uygulamaları mevcut. Daha büyük kemik defektlerinde ise, özellikle ikili defektlerde, yine letarje yapıldığı zaman Hill-Sachs'a müdahale etmeseniz bile sadece letarje kemiğin boyunu da uzattığı için engaging'i önlüyor. Kemik bankart lezyonlarında artık artroskopik olarak ufak lezyonlar, özellikle %20-25'ten az ise bu lezyonlar rahatlıkla tedavi edilebiliyor. Benim tercihim bu tip lezyonlarda artroskopik veya açık yapsam da mutlaka oradaki kemiği değerlendirmeye çalışıyorum. Yani o kemikle ilgili oraya bir osteosentez eklemeye çalışıyorum. Kemik lezyonu tamir etmeye çalışıyorum. Bu tip defektlerde, özellikle bu yüzdedeki defektlerde. Bunu da fazla beklemeden geçiyorum, vaktimiz çok daraldığı için. Revizyon ameliyatları. Şimdi eğer belirgin bir glenoid kemik lezyonu olmayan, artroskopi yaptığımız ve artroskopi sonrası bize nüksle gelen vakalarda veya %20-25 kemik bankart problemi olan artroskopi sonrası nüks vakalarında ben şahsen ilk tercih olarak artroskopik de zaman zaman yaptığım olgular var ama açık yapmayı tercih ediyorum revizyonlarda. Özellikle glenoid kemikte %25'ten fazla kaybı olmayan nüks vakalarında tercihim açık labral tamir ve kapsüler plikasyon oluyor. Açtığım vakalarda gözlemlediğim şu, problem olan vakalar genellikle glenoidin tam rimine ankorları atmadığımız vakalar, plikasyonun yetersiz yapıldığı vakalar veya ankorların yeterli sayıda olmadığı vakalar oluyor.
6-8-10 hizasına yaklaşık 3 ankorla tamir ve iyi bir kapsül diseksiyonuyla beraber kapsüler plikasyon yapıyorum. Şimdiye kadar fazla değil bu yaptığım vakalar. 6 civarında vaka var. Herhangi bir sorunla karşılaşmadım bu vakalarda. Eğer açık tamir sonrası bir nüks varsa o zaman kemik ameliyatları gündeme gelebiliyor. Kemik defekti olmayan özellikle artroskopik tamir sonrası nükslerde tercihen letarji uygulamıyorum. Kemik defekti olmayan vakalarda özellikle artroskopik tamir sonrası nükslerde letarji uygulamıyorum. Bununla ilgili güzel bir yayın var. Alptan Övezer ve arkadaşlarının 2015'te yayınlanmış. Daha geniş bir seri tabii bu. Onlar da aşağı yukarı bu özelliklerden bahsediyorlar. Defek olan vakalarda ise açık letarji uygulamaya çalışıyorum. Çok yönlü instabiliteden kısaca bahsedeceğim. Özellikle istemli çıkıklarda bu bir vaka, başka bir merkezden gelen bir vaka, kötü bir sonuç, defalarca ameliyat olmuş. Benim tercih ettiğim özellikle bu vakalarda mümkün olduğu kadar cerrahi yapmamak gerekmedikçe. Özellikle olay istemsiz hale gelirse veya ağrıyla beraber bir omuz çıkığı, tekrarlayan omuz çıkığı olursa cerrahi tedavi yapılabilir. Ama ben diğer vakalarda konservatif kalmayı tercih ediyorum. En son size Yılmaz Hoca'nın emeklilik töreninden Mehmet abi, Yılmaz Hoca ve kendimi göstereceğim. Şimdi bu yaklaşık hatırladığım kadarıyla 2000'li yılların başı olması lazım. Bundan sonra bu kadar yaşlandık diye ben kabul ediyorum. Daha fazla gitmedik. Böyle de kalacağız inşallah. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Şenol bu güzel sunumun için. Şimdi son olarak Mustafa Karahan bize sporcularda omuz patolojilerinde neler değişti, neler yapıyorduk, şu an ne noktadayız bunları anlatacak. Söz sende Mustafa. İyi akşamlar herkese. Önce share screen yapayım. Evet. Arkasına full screen. Tamam mı Sayın Başkanım? Değerli Yılmaz Hocam, iyi akşamlar. Eski başkanlar, herkese saygıyla selamlıyorum. Mustafa çok teşekkür ederim. Çok anlamlı bir toplantı oldu. Benden önce aslında konular kabaca hemen hemen her şey ele alındı. İş sporcu omzunda daha global bir yaklaşım kaldı. 93 diyoruz. Benim omuz cerrahisine gerçek anlamda gitmem, başlamam Mehmet Demirtaş'ın arkasından Texas Orthopedic Hospital'da. Bu da Guardsman'ın o zamanki görüntülerinden. Şu andaki halinde görmüşsünüzdür. Jilet gibi bir adamdı. Hala da öyle. Windows 95 daha ortaya çıkmamıştı. 2 sene sonra derneğimizin kuruluşundan 2 sene sonra ortaya çıktı. Sizlere kabaca bu 6 başlık altında bir değişiklikleri anlatmaya çalışacağım. Kapalı bir grubun dışına çıktık. Yani çok güzel bir gruptuk, yakın bir gruptuk. Ama şimdi derneğimize üye olan ve yüzünü tanımadığımız, yani şu anda bile pazar akşamı biraz önce baktım, 113 katılım vardı bizim dışımızda. Çok güzel bir grup ve de ilgili herkes. Spor fizyoterapistleri yaygınlaştı. Eskiden böyle değildi. Fizyoterapiste skapula, torasik eklem aslında gerçek bir eklem değil de başlayıp anlatmaya çalışırdık. Ve şu anda olaya hakim çok sayıda terapist var ve bize çok yardımcılar. Kondisyonerlerin sayısı arttı. Biraz da Marmara'da bu işte çok uğraştık. Ama bütün Türkiye'de spor akademilerinin artmasıyla yaralanma öncesi antrenman bilinci gelişti. Özellikle omuz cerrahisinde. Sevgili Demirhan'ın, diğer Mehmet'in ön planda olduğu uluslararası düzleme çıktık. Yani bu o kadar büyük bir şey ki böyle bir piramit gibi her seviyeye etkiliyor. Bizler için gurur kaynağı. Ama bir fellow'luk aradığı zaman genç bir arkadaş, o öndekilerin sayesinde çok rahatlıklı oluyor. Eski içerisinde de öyle. Orada da çok değişik gruplarda kişiler ESA'da hakim.
Sosyal medya girdi hayatınıza bu kadar yıl içerisinde ve ben şöyle bir teorim var, aslında pratikte de öyle. Omuzcular sosyal medya tuzağına düşmedi. Yani sosyal medya içerisinde bizden olan arkadaşlar değişik şeylerde bulunmuyorlar, iddialarda bulunmuyorlar. Çok düzeyli bir şekilde sosyal medya kullanımı var. Bu bence çok önemli bir şey. Grup ahlakımızı, grup etiğimizi yansıması gençlere, eminim onlar da bu şekilde devam edecektir. Hasta geldiği zaman artık eskiden böyle değildi. Dur şu omuza bir bakalım veya hatırlıyorum ben. Problem shoulder deniyordu. Problemli omuz deniyordu. Şimdi öyle değil. Ameliyata girerken net bir tanı ile giremediğimiz vakayı ben hatırlamıyorum son birkaç yıldır. İkiye iniyor en azından. Onun için buradaki artroskopik, tanısal bir artroskopi yapma yok. Yani hatırlamıyorum ben şu anda. Bu çok önemli bir fark. Radyoloji ile çok şey tanımadığım radyologlardan çok net teşhisler geliyor. Çok yararlanıyorum. Yani radyoloji eğitimi de çok güzel oldu. Sporcular bize daha fazla güveniyor. Yurt dışına gidip ameliyat olan vardır eminim de. Hani eskisi gibi değil. Eskisi gibi değil. Fizik muayenenin ağırlığı azaldı. Her ne kadar ısrar etsek de, önemsesek de ama radyoloji çok şeyleri gösteriyor. Yaralanma videolarıyla geliyor hastalar. Eskiden böyle değildi. Bir hastalığı hatırlıyorum birkaç yıl önce. Polis kamerasından motosiklet kazasını bulmuş. O video klibi gönderiyor bana. Arkasından radyoloji raporunu gönderiyor. Hocam kaça oldu? Ben artık emekli oldum diye benimle videolar üzerinde konuşmaya çalışıyor. Artık bu da hayatımıza yeni giren bir şey. AC eklem sık görüyoruz. Akut kronik tanımı değişti. Biraz daha uzadı. Cerrahi zamanı üzerinde tartışılıyor. Birbirine eskisi gibi güvenmiyoruz artık. AC eklemi korumaya çalışıyoruz. Tip 3, yani AC'deki birçok olay tartışıldı, karara bağlandı ama hala problemli olan tip 3'e yaklaşım, bunun üzerinde hala net bir kararımız yok. Bir tarafa gidiyoruz, öyle yapsaydık diyoruz, cerrahi yapıyoruz, olmasa mıydı diye düşünüyoruz. Ama şöyle bir yeni bir kavram geldi, o zamanlar olmayan, 20-25 sene önce olmayan, horizontal stabilite. Horizontal stabilite için de akromiyokrafik eklem separasyon tedavilerinde çift tünel kullanımı da bunun arkasından geldi. Olay sadece vertikal değil, ön arka planda da değerlendirme yapmak lazım. Eskiden ilk anterior omuz çıkığını ameliyat edelim etmeyelim diye tartışırken şu kriter vardı. 20 yaş altında %90 tekrarlıyor, 40 yaş üstü %10 tekrarlıyor gibi basit bir şey vardı. Ama artık ICE skoru var hayatımızda. Kemik defekt varlığı var. Bipolar kemik defektleri üzerinden kararlar veriyoruz. Bunlar bize çok yardımcı. Sporcuda sıkışma sendromu, gereksiz akromiyoplastiler, artroskopik akromiyoplastilerin olduğu bir grup, çok problemli. Burada skapular diskinezi, dolayısıyla omuz çevresi kasların birbirleriyle olan ilişkileri gündeme geldi. Yani sporcu omzunda bariz bir yırtık yoksa, bunun içerisinde slap giriyor, rotator kaf, total rupturları giriyor. Eğer öyle bariz çıkık yoksa mutlaka mümkün olduğunca konservatif gidiyoruz. Ama daha geniş bir perspektiften skapular diskinezi kavramı altında daha önceden daha basit sadece posterior superior'da internal impingement gibi bir kısıtlı bir teşhis varken iş büyüdü. Coracoid impingement da aynı şekilde yeni hayatımıza giren kavramlardan ve bunun içinde gerekli tanatomiler gibi şeylerde tartışılıyor. Şenol Başkan çok güzel bahsetti. Çok yönlü instabilite. Mümkün olduğunca konservatif neler geçirdik? Açık kapsüler kayma en önemli cerrahi müdahaleydi. Lazerle büzüştürme bir şeyi yaşadık. Bir heyecanı yaşadık. Ama artık artroskopik 360 derece labral rekonstrüksiyonu önerilen
cerrahi malzemelerle yapmak mümkün. Posterior instabilite tanısı atlanabiliyordu. Yani netleşti artık. Yani çok konuştuk. Bir omuzla ilgileniyor diyen kimse herhalde posterior instabiliteyi atlamaz. MDI ile olan ilişkisi, Şenol Başkan'ın bir önceki konuşmasında orada posterior slope vardı mesela. Eminim kendisi de fark etmiştir. Bunun MDI ile ilişkisi net bir şekilde ortaya kondu. Glenoid retroversion, tabii eklem dışı bloklar yapılırken şimdi tavsiye edilenler arasında eklemin içine yerleştirilmiş kemik bloklar da var. Kısaca özetlemeye çalıştım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, biz bu güzel konuşmanın için teşekkür ediyoruz Mustafa. Hakikaten dolu dolu bir zaman geçti. Şimdi son olarak Barış bize omuz cerrahisinden sonra ağrı yönetimini kısaca anlatacak. Sağ olun, teşekkürler başkanım, değerli başkanlarım. Ben hepinize, özellikle sizin yetiştirdiğiniz bir jenerasyonun üyesi olarak teşekkür ediyorum. Çünkü siz de bir jenerasyon yetiştirdiniz. Şu anda bu jenerasyonun bazı üyeleri yönetim kurulumuzda. Atacan Atalar, Kerem Birsel, Nuri Aydın, Mehmet Armangil, Aral Gereli, Ali Erşen, Gazi Uri, daha olmayanlar var. Ama bu bir emek. Hepinize, ben arkadaşlarım adına, hocalarım olarak size çok teşekkür ederim. Her zaman bizim yanımızda olun, bize ışık tutun, bize geleceğe daha iyi gitmemizi ve bu yolda eksik olan yönlerimizi daha iyi görmemizi sağlayın. İyi ki varsınız. İyi ki de bu toplantıyı Mustafa abi düzenledi. Ben de 3 dakika ağrı ve inflamasyon kontrolünden bahsedeceğim. Ağrı ve inflamasyon kontrolünü tabii ki omuz cerrahisinde çok kullanıyoruz. Çünkü hasta ağrıyı görüyor. Ameliyatın fonksiyonelliğini belki aylar sonra görüyor. İlk yaşadığı şok ağrı. Bunu önlemek için artık değişik yöntemler çıkmaya başladı. Bunu da son yayınlarda daha sık görmeye başladık. Özellikle ameliyat öncesinde ve ameliyat sonrasındaki ağrı kontrolü ayarlaması, multimodal analjezi diyoruz. Özellikle bu yayınların kombinasyonundan bahsedeceğim. Mutlaka ameliyat öncesinde kontrol açısından bir konsensus var. O da ameliyat öncesi bir antiinflamatuar verilmesi, ameliyat öncesinde bir gabapentin veya pregabalin verilmesi kontrol açısından, asetaminofen ya da parasetamol verilmesi ve ameliyat sırasında intersikalen ya da aksiyel blok uygulanması, ameliyat sonrasında oluşacak ağrının kesinlikle bilimsel olarak daha azalmasını sağlıyor. Peki ameliyat sonrası nasıl kontrol sağlıyoruz? Yine antiinflamatuara belli bir süre devam etmek. Önerilen antiinflamatuar tipleri zaten yayınlarda var. Bunlar 6 haftaya kadar devam ettiren yayınlar var. Özellikle ağrı eşiğinin dengelenmesi açısından yine gabapentin ve pregabalin devam edilebiliyor. Parasetamolün kullanımını bütün yayınlar öneriyor. Özellikle Kuzey Amerika bölgesindeki hastanelerde çok sık kullanılan oksopan, oksikodon var. Bizim ülkemizde biraz daha az kullanılıyor ama ağrının kırılması açısından çok önemli. Bizim ülkemizde kırmızı reçete bir ilaç ama hani zorda kalırsanız kullanabilirsiniz. Çünkü yayınlar bunu destekliyor. Bunları yaparsak ve hastaya kendi kontrolünü, kendi yapmasını sağlarsak sonuçlar iyi oluyor. Demin Mustafa Hocam da güzel bahsetti. Spor cerrahisi de bir parçası omuz cerrahisi. Ama biz sporun da bazı parçalarını omuz cerrahisinde kullanabiliyoruz. İşte bu alet gibi. Özellikle omuz yaralanmalarında sporcularda kullanılan aleti artık klinikte kullanmaya başladık. Kriyoterapi cihazlarında ve omuzun ameliyat sonrasında ağrısının kontrol altında tutulması önemli. Bu yayın önemli ve güzel bir yayın. Bakabilirsiniz Shoulder and Elbow'da ağrı kontrolü için. Hastayı mutlaka ağrı öncesi eğitmeniz lazım. Yani ağrısı olacağından öncelikle bahsetmeniz ve ona bir eğitim uygulamanız lazım. Ve bunu yaparsanız ve ameliyat öncesinde asetaminofen, gabapentin, pregabalin, ketobrufen gibi ilaçları verirseniz ağrı kontrolü daha iyi oluyor.
Sonrasında da çok ciddi ağrısı olan hastalarda oksikodonla dengeleme yapabiliyoruz. Güzel bir çalışma daha var. Osman Hocam burada izliyordur muhtemelen bizi. Ondan sonra o da şey derdi, hasta iyi seçmek lazım. Kulağıma küpedir. Hastaların emosyonel ve psikolojik durumları da ameliyat sonrasındaki ağrıyı etkiliyor. Onunla ilgili bir yayın. Bunlara bakmışlar. Gerçekten böyle bir şey var. Yayınsal olarak da elimizde. Bu genellikle ameliyat öncesi psikolojik olarak ağrıya meyilli insanlar ameliyat sonrası daha çok ağrı yaşıyorlar. Özellikle spinatus atrofisi olan sigara içen insanlarda bunlar daha fazla. Ve bunun mutlaka değerlendirilmesi lazım. Ben burada sunumu son veriyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sözü başkana bırakıyorum. Evet. Ben herkese, tüm konuşmacılara çok teşekkür ederim. Gerçekten son derece detaylı ve panelistler, katılımcılar için de bence çok faydalı bir toplantı oldu diye düşünüyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Bu Omuz Dirsek Cerrahisi Derneği'nin bir üyesi olmaktan gurur duyuyorum. Bu noktada bu derneğin çok daha büyük başarılara imza atacağını düşünüyorum. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Normalde 2 saati geçmemesi gerekiyordu. Fakat biz 2 saati geçmiş durumdayız. O yüzden oturuma son vermem gerekiyor. Tekrar tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Ve 5 çayımı gördüğünüz gibi keyifle içiyorum. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Herkese iyi yıllar. Herkese iyi yıllar. Yeni yılınız kutlu olsun. Sağlıklı yıllar diliyorum. İyi yıllar. Sağlıklı yıllar. Mustafa, bir de sohbet toplantısı yapalım. Şunu hazırlamadan. 2021'de görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Herkese iyi yıllar.